Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler. Pot biraz yukarıda kalmış. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de yine bir güzel günün öğleden sonrasında sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bugün dışarıda çok güzel bir hava vardı ve biz de sizlerle kavuşmanın heyecanı içerisinde zor zamanlar geçirdik. Sevgili Çöl Fırtınası da Serkan abimiz evet. ve Hakan abimiz kendilerine selamlar, saygılar. Bizleri de bol bol güldürdüler. Evet, onur ettiler. Bizi andılar. Sağ olsunlar. Programlarında fazlaca yer verdiler. Peki, Kültür Sanat Kafe başlıyor efendim. Ben Hasan Seçkin Oktar. Ben Selahattin Uzun. Yine sizlerle 2 saatlik bol sanatlı söyleşilerimizin olduğu güzel bir program geçirme gayreti içerisinde olacağız. Bugün aramızda değerli bir konuğumuz var. Ben devam edeyim dilersen. Evet, buyurun. Evet. Şimdi konuk kelimesiyle girdiğimiz zaman biz çağırmışız gibi olacak. Aslında çağırmadık. Bize kendisi, çok dünya evet. tatlısı bir sürpriz yaptı. Evet. Öncelikle evet, Tekirdağ'da güneşli güzel bir gün var ama rüzgar var. Rüzgar soğuk esiyor. Sanki bir yerlerde kar yağmış gibi. Ama biz hep ne diyoruz? Kar yüreğimize, soğuk yüreğimize yağmasın. Yüreğimizde hep umut olsun, sevgi olsun, mutluluk olsun. Önce bizi internetten takip eden, Facebook'tan takip eden, diğer asıl radyocan.net adresinden takip eden tüm dinleyicilere kucak dolusu selam ve sevgiler sunuyoruz. Selamlar efendim, sevgiler efendim. Bu arada ben hemen bir maruzatımı paylaşayım. Başından söyleyeyim ki dinleyiciler o bizim sesimize, ses tonumuza alıştılar. Ben dün ilginç bir şekilde sevgili Seçkin sesimi kaybettim. Geçmiş olsun diyoruz. Yani nasıl size. Oldu ben de anlamadım. Evet. Muhtemelen rüzgar aldık. Hatta hep söylerlerdi canlı yayın başka bir şey. Ölseniz de kalsanız o yayına çıkacaksınız. Ben onu bugün iliklerime kadar hissettim. Değil aslında mi? Tamamen ilaçlarla çok geçmiş olsun. Ses düzeldi. Kendimi halsiz ve yorgun hissetmeme rağmen dinleyicinin beklediğini bildiğim için izleyicinin. Evet. Ölmek var dönmek yok dedik geldik. Estağfurullah. Ve gelirken de hoş bir sürprizle karşılaştık. Evet, evet. Bugün sevgili Serpil Çeltik bizimle beraber oldu. Ama nasıl oldu? Kendisi modern dünyanın modern bir kadını olarak önemli işler başarmış, önemli işler başarmaya aday arkadaşlarımızdan birisi. Harika. Çalışmalarını sürdürürken radyocana yakın geçiyor ve aklında şöyle bir duygu var. Diyor ki Kültür Sanat Kafe'yi biz takip ediyoruz. İçeriği fevkalade etkileyici, şiirlerini ve sosyal konulardaki farklı bakış açısını daha çok insanla paylaşmak gibi bir isteğimiz, enerjimiz var ileride. Evet. Ama önce onlarla bir tanışmalı ve tebrik etmeliyiz diyor. Çok teşekkür ediyoruz bu teveccühünüze. Bu niyetle kapımızı çalıyor. Evet. Kapıdan elimizi sıkıyor. Selahattin Bey, Seçkin Bey, Kültür Sanat Kafe Tekirdağ'da bir fark yarattı. Sizinle iftihar ediyoruz. Heyecanla takip ediyoruz. Bir gün önemli başarılar yakalarsak sizin bu çalışmalarınızı ben de bir şiir yazar ve bir şiir sever olarak daha çok insana ulaştırmak istiyorum diyor. Elini Harika. Uzatıyor ve gidecek. Evet. Dedim gitmek yok. Buraya kadar siz gelmişsiniz. Serpil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gitmek yok. Sizi alacağız. Bir iki dakika alıkoyacağız ve diyeceğiz ki Türkiye'nin biz haftalardır bu konuyu işliyoruz. Türkiye'de kadın olmak belki de olamamak konusuna girdik. Bugün de cinsel istismarı konuşacağız ağırlıklı evet. olarak. Dinleyicilerimiz bunu takip ediyorlar ve bekliyorlar ben biliyorum. Sizi bir kadın olarak bir anne olarak şiir yazdığınızı biliyorum sosyal medya sayesinde. Şiirsever ve şiir yazar evet. olarak alıkoymayacaktık da ne yapacaktık diyorum. İçimizde bulunduğumuz süreç belki adaylık süreçleriyle alakalı dönemler ama biz o kimliğinizle açıkçası ilgilenmiyoruz. Radyo evet. politikamız olarak siyasetle alakalı çalışmalara girmemeye itina ediyoruz. Biz sizi bugün o yüce gönlünüze, tebrik etme isteğinize, paylaşma isteğinize istinaden alıkoyduk. Sizi Serpil Çeltik olarak, şiir yazar olarak, şair Serpil Çeltik olarak, bir anne, bir kadın olarak birkaç dakika meşgul edeceğiz. Ve değerli bir takipçimiz olarak. Değerli bir takipçimiz evet. olacak. O bize kadar gelmişse evet. biz de sizi bırakmayacağız. Tekrar hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok birlikte inşallah. Çok güzel programınız var. Severek takip ediyorum. Değil mi? Bugün de bu duygularımı sizinle paylaşmak için geçerken uğradım. Çok mutlu olduk. Gerçekten ben de mutluyum şiirlerinizle, yayınınızla. Gerçekten evet. harika. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şeyi evet. soralım peki. Genelde hep eğlenceyi arzu eder. Radyo dinleyicileri, televizyon izleyicileri. Girip tüketen bir toplum. Biz bu programa başlarken açıkçası bu kadar ilgi göreceğini, bu konuları bizim gibi düşünen değerlenir insanlar olacağını çok tahmin etmiyorduk. Sizin cephenizden takipçi olarak eksik kalan, fazla kalan yani ne bileyim ne hissettirdik biz sizlere? Oradan bir başlayalım sonra sizin dünyanıza girelim. Vallahi şöyle sanat şiir sever olarak diyeyim, bir şiir yazar olarak sizin programınızı dinlerken kendimden daha emin oluyorum. Öyle mi? Daha güven duyuyorum kendime. Harikasınız. Daha şevkle yazmak isteği duyuyorum. Bravo. Çok güzel. Bu bana öncülük etmemi sağlıyor. Yani siz bana öncülük ediyorsunuz. Ne hele ki sizin şiirlerinizi okudukça
çok ilham alıyorum. Ciddi çok mi? Hoşuma gidiyor. Çok mutlu olduk. Mutlu oluyorum. Kesinlikle. İnanıyorum ki programınız gençlerimize, kadınlarımıza sanat yönünden, kültür yönünden güzel bilgiler vererek onların eğitimlerine, içlerinde böyle bir duygular varsa bunların ortaya çıkmasına neden olacağına değil inanıyorum. Mi? Evet. Çok sağ olun. Onun çok için, teşekkür ederiz. Benim müsaade varsa ben iki kelimeyi alayım. Lütfen. Hep de ben konuşuyorum zaten ya. Olsun. Estağfurullah. Lisede ben ortaokulu Tarsus'ta okudum. 6000 kişilik bir okuldaydı. Endüstri elektronik meslek lisemizdi. O zaman elektroniğe girdim. Sonra yatay okula geçtim. 10-15 günlük dönemde bir teknik resim öğretmenimiz girdi. Hocam dedik siz teknik resimi veriyorsunuz ama öğretmenlik nereden geldi? Siz dedi bilmiyorsunuz. Ben size bir sırrımı vereyim dedi. Nedir? Ben dedi söylediğimi anlayabilecek olan gençlerle olmak istiyorum dedi. Sizler dedi seçilmiş öğrencilersiniz. Ben dedi resim dersini verirken aslında sizinle başka platformlarda vatandaş olma konusunda birçok alanda sohbet ederek iyi ahlakı, erdemi anlatarak bir zaman geçirmek istiyorum. Öğretmenlik benim için bu bir araçtı, bulabildiğim bir yoldu dedi. O lafı hiç unutmuyorum. Çok aynısı doğru. Yıllar sonra bizim başımıza geldi. Biz şiiri yazıyoruz, yazıları yazıyoruz Serpil Hanım ama asıl hedefimiz o şiirleri yazıları verirken içeriğinde topluma öğreten öğrenen gibi değil de eşit düzeydeki insanların birbirinden farklı şeyler alma telaşı içerisinde bazı aktarımları yapabilmek. Mesela bu konuda ben fikrinizi duymak istiyorum çünkü tam da size sorabileceğim bir soru. Biz birkaç haftadır Türkiye'de kadın olmak belki de olamamak konusunu işlerken biraz daha analitik tarafından yaklaştık. Nereden evet. yaklaştık? Bizim inanç sistemimizde, bizim gelir gruplarımızda, bizim Türkiye'mizde kadınlar genelde anne baba, komşu kitlesi arasında büyürken aile içerisinde bütün rızkı, ekmeği, aşı temin edilmiş, garantiye alınmış olarak doğuyor. Yani ilk dönemde kız çocuğumuza anne baba bakıyor. Anne babanın başına bir şey gelirse kardeşler, abiler, ablalar, değilse teyzeler. Bir meslek sahibi olana kadar bizim genç kızlarımız bir ekmek telaşına düşmüyor. Daha sonra evlendiğinde büyük bir ihtimalle öyle öğretildiği için kocam bakar psikolojisiyle yaklaşıyor. Bir iş sahibi olsa bile onu harçlık alır gibi alıp yine de kocam bakar psikolojisiyle yaklaşıyor. Eşin başına bir şey gelirse, eskaza yalnız kalırsa anne baba o çocuğa tekrar devralıyor. Bakın hüviyetini, hürriyetini ve kadın belki de hiç kendi kimliğini hissetmeden çoğunlukla ölüyor gidiyor. Şimdi böyle bakıldığında bir kadın ekmek aş kavgasını, hayatta kalma kavgasını, iş kavgasını hangi oranda vermeli? Siz hayatta dimdik duran, hatta bir yerlere aday olan da bir insan olarak kadının bu bakıma muhtaçmış gibi gelenekselleştirilen kültürden, ayaklar üzerinde duran eş seçiminden iş seçimine kadar hayatta her noktada var olmayı sadece kendi istediği için yapabilen bir kadın olmasını arzu edenlerden birisiniz. Ben böyle şeyler söyledikten sonra sözü size bıraksam siz ne söylersiniz? Kadın nerede? Nereye gidiyor, ne yapmalı, ne olabilir, ne olmalı? Bir defa her şeyden önce kadın erkek eşitliğine inanıyorum. Bunun savunucusuyum. Evet. Kadın veya erkek olarak insanlar sınıflandırılmamalı. Bugünkü toplumumuzun koşullarında artık eskisi gibi değil kadınlarımız. Değil mi? Kadınlarımız birçok alanda, her işte bir erkeğin başarabileceği her işi yapabilmekte belki de daha fazla başarı göstermektedir. Belki yani biraz bu, daha kadın daha elimi değmeli. Daha fazla kadın evet. eli değdiğinden dolayı başarı oranları da daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kadın her şeyden önce bir defa annelik değil duygusu mi? Var. Bravo. Sevgi var yüreğinde, şefkat var. Ki çok ve önemli. Her zaman barıştan yanadır kadın. Evet. Güneşi kadın doğuruyor evet, aslında aynen. yeryüzünde. Aynen. Kadının olduğu yerde her zaman barış, sevgi ve başarı harika. Daha yüksektir. Daha yüksek değil mi? Evet. Ben de yalnız yaşayan bir kadınım. Eşimi kaybettim. Çocuğum başını sağ olsun. Olmaması üzerine dimdik her zaman topluma faydalı olmak isteyen bir kişiyim. Evet. Birçok STK'larda şu anda görev alıyorum, bulunuyorum. Çocuğum olmamasına rağmen çok seviyorum. Bütün amacımız zaten bir annelik yüreğiyle, anne şefkatiyle. Sevgiyle kucaklayabildiğiniz zaman hepsi sizin. Özgüvenli çocuklar yetiştirmek. Evet. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, özgüvenli çocuklar yetiştirebilmek. Toplumumuzda da kadınlar kendilerine özgüvenleri yüksek olmalı. Değil mi? Her şeyden önce. Bunu modellerle de görmesi gerekiyor. Siz aynen. model olmaya da çalışıyorsunuz. Aynen, model olmaya da çalışıyorum. Özgüveni ilk önce özgüveni yüksek olacak. Yüreğinde sevgi olacak. Değil mi? Bu ikisi çok önemli çok benim önemli. için. Evet, başarıyı yakalamak için çok kesinlikle. önemli.
Yani artık kadın erkek çalışmıyor diye değil, bir erkeğin omuzlarına da yükmek, bütün evin sorumluluğunu yıkmak. Ayrılıklarda bir nafaka, ayrılıklarda bir nafaka tartışması olur. Erkek kadına nafaka verir gibi, bir mecburiyet gibi, bir hukuk da bu şekilde bundan yana. Bunu böyle bir iki kelimeyle savunur musunuz? Daha farklı mı olmalı, daha bir analitik mi olmalı? Neresinden bakarsınız? Yani şöyle, zor bir soru. Zor bir soru değil. Artık erkek kadın değil, kadın da erkeğe nafaka veriyor. Yeri geliyor artık günümüzde. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Bravo. Evet, alanlar var. Buna şahit oldum. Kadın veya erkek değil. Her kimin durum mağdur durumdaysa o ona bakmak İhtiyaç zorunda. Dengeleri. İhtiyaç dengeleri. Yani bakıma muhtaç kadın bakıma figürünü muhtaç. Oradan da korumuş çıkarmış olacağız. Evet. Bravo. Öyle. Peki biraz sizi tanıyalım mı? Ben sohbet ederken bir iki kelimeyle bir şey söylediniz. Evet, biraz onu anlattık. Açmak istiyorum. Sevgili Serpil Çeltik, geçmişinde Özel Kalem Müdürlüğü gibi çok elzem, çok önemli bir görevi yerine getirdi. Ben onun nerede ve nasıl olduğunu ya da sizin cümlelerinizi onu duymak istiyorum. Evet, dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Evet, ben yanlış söylemiş olabilirim. Siz doğrusunu söyleyin ama ben şu cümleleri söyleyeceğim öncelikle. Şimdi bizim toplumumuzda birinci adamları, ikinci adamları organize eder ya. Aslında ikinci adamların bulundukları seviye birinci adamların nerede olacağını belirler. Bizde telefon tutanlar Özel Kalem Müdürü formasyonuyla dolaşırlar. Not alanlar, notları takip edenler Özel Kalem Müdürü formatıyla dolaşırlar. Bense Özel Kalem'in aslında çok yetenekli, yeri geldiğinde birinci adamdan bile daha fazla her şeyi çözebilen yeteneklere sahip ama onun yeteneklerini kullanmayı seçmiş birinci adamın aslında daha organizatör olduğunu da ihmal etmeden Özel Kalem görevlilerinin çok muktedir insanlar olduğunu düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman bir sektör olarak bu tür özel bir olan özel kalemlerin telefon tutanlar, not alanlar, ajanda takip edenler değil, düşünenler, organize edenler, her şeyi hazırlayanlar ve en son noktada buyurun başındaki kişiye, müdürüne, amirine, başkanına, buyurun artık altyapımız hazır, siz gereken verdiğiniz kararı deklar edin, evet, diyen insanlar diye düşünüyorum. Ben yanlış söylemiş olayım, siz doğrusunu söyleyin. Serpil Çeltik nerede doğdu, kısaca nerede okudu ve bu bahsettiğimiz görevi sizin cümlelerinizle nasıl icra etti? 1962 Tekirdağ doğumluyum. Hiç göstermiyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekirdağ doğumluyum. Eğitimci bir ailenin kızıyım. Ne kadar okulu, güzel. Çok güzel. Babamın eğitim görevi yaptığı Çatalca'da bitirdikten sonra 50. yıl ortaokulunu burada okudum. Harikasınız. Ticaret sesi mezunuyum. Ticaret sesi, evet, güzel. Evet, mezunuyum. Sonra belediyede çalışmışlığım var. Sonra evlendikten sonra eşimin çalıştırmama durumu vardı. Yine işte o zamanlar. Değil mi? Az önce bahsettiğimiz konu. Bravo. Ondan dolayı ben de o zaman mağdur edildim. Değil mi? Bir tetiklendi. Evet, bravo. Evet, ama şimdi daha akıllandım. Belki o hayır bir şer, bir hayra tecrübeye dönüştü. Evet. Biraz yaşla da alakalı oluyor bunlar. Evet. Ondan sonra herhalde aşka daha fazla önem verdiğim değil mi, için. Değil mi? Öyle olması da lazım. Öyle herhalde olması lazım. Kesinlikle. Onun kesinlikle için, aşk her şey. Onun içinden ayrılmıştım. Çalışmadım uzun bir yıllar. Yani uzun yıllar. Öyle icap etti. Evet, evet, öyle icap etti. Sonra yıllar sonra Namık Kemal Üniversitesi'ne, İktisat Fakültesi'ne gittim. Evet. Orada yazı işleriyle başlamış olduğum görevimden sonra özel kalem olarak çalıştım. Kamu yönetiminde, evet, yazı işleri çok çok önemli. Kesinlikle, evet, hiç görünmüyor ama devlette usul esastan önce gelir diyorlar. Yazı işlerini, evet, yani yönetişim psikolojisini, evet, altyapısını, hukuksal temelini bilenlerdensiniz. Evet, bilenlerdenim. Evet. Çalışma hayatım süresince her zaman prensipli çalışmışımdır. Sonra özel kalemle alakalı görev oluştu değil mi? Oluştu, evet. Hı-hı. Dekan Bey'in özel kalemiydi. Tamam, ne kadar harika. Güzel. Evet, öyleydi. Eğitimci bir ailenin kızı olduğum için zaten her zaman disiplinli, programlı, evet, çalışma programıyla yetiştik. Çalışma hayatımda da bu ailemden edindiğim bilgiler, prensipler, alışkanlıklar çalışma hayatımda da benim başarılarımı götürdü. Evet, ne kadar güzel. İnsanları seviyorum. İnsan ilişkilerim çok güzel. Duygusal biriyim. İnsanlar tam oraya gelelim. Ben küçük, evet, bir soru sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Şiire olan merakınız nasıl başladı? Aslında dinleyicilerimiz de bunu merak ediyorlardır. Yani şiir yazmaya nasıl başladınız? Nasıl tanıştınız şiirle? Yazıyor muydunuz yıllardır? Nasıl oldu? İşte tam aynı şeyi soracaktım. kalbe karşı alıkoyma sebebimiz sizi şiir. Evet. Yazdığınızı biliyorum. Bu kadar yazdığınızı biliyorum. Nasıl olsa bir an önce oraya gelsek diye heyecanla, evet, bekliyordum. Seçkin sağ olsun.
kendine. Çocukluğumdan şöyle diyeyim, çocukken mandolin Hı-hı. çalıyorduk. Öyle mi? Ondan sonra o lojmanın önünde işte bahçemiz vardı. Ben elime mandolini alır, şarkıları kendimce böyle kafamdan uydurduğum başka sözlerle söz söyleyerek. Söz yazarlığı gibi. Bravo. Ama orta, farkında değilsiniz yani belki. Harikasınız. Yapmaya sonra yine ortaokul yıllarında Mevhibe Akal vardı, Türkçe öğretmenimiz. Yazılarda kompozisyonlar veriyordu bize. Biz öyle büyüdük, evet. Büyüdük. Kompozisyonların çok güzeldi. Hep okulun şeylerinde, fonolarında asılırdı. Kompozisyonlarım derece alırdı. Sonra yazmayı seviyorum. Ama tabii ki bu kendi çapımda. Hepimizin kendi çapında. Ben şiir yazabildiğimi de bilmiyordum. Yani yan yana yazdığım duyguları enter enter deyince bir gün şiir olduğunu gördüm. O yüzden herkese canı yürekten cesaretle yazın diyorum. Evet. Buradan ben de genel mesajımız hep bu yönde oluyor dinleyicilerimize. Buyurun lütfen. Evet. Sonra öyle ufak tefek şiirlerle başladım. Birkaç mısra. Denemelerle. Yeni evet. denemelerle. Sonra onları paylaştım arkadaşlarımla. Paylaşınca bir arşivimiz var değil mi? Saklıyoruz var, bunları. Var, saklıyorum. Yakında bir kitap falan düşünüyor muyuz öyle bir şey? Düşünüyorum. Evet. Çok isterim. İlgililere duyurulur evet, buradan değil evet, mi? Serpil Çeltik Hanım Efendi'nin şiir kitabı. Çok güzel. Bu içinde bulmuş olduğum çalışmalarımdan dolayı şiir kitabıma ertelemiş olduk bir süre. Erteledim. Olsun, birikiyor. Onlar da şiire dönüşecek. Birikiyor, bayağı şiirim birikti. Allah kısmet ederse inşallah. Pek yakın inşallah. Bir zamanda şiir kitabını çok çıkarmaya inşallah davet kitapla edeceğim. Kitapla beraber biz sizi davet edeceğiz inşallah. Yine beraber çok seviniriz. Evet, harika olur. Çok seviniriz. Peki şiir hafızamızda, ezberimizde, telefonumuzda bir yerlerde var mı kolayda? Bir şiir okur muyuz? Bir şiirim var burada. Okuyabilirim. Yani ben şimdi çok güzel dostluklar edindim Seçkin. Yani, harika. Instagram, Facebook, internet sitesi, dünyanın birçok yerinde tanımadığım insanlar, kıt kanaat Türkçesiyle yazanlar. Evet. O kadar onlarla kısa kısa mesajlaşırken aileden biri gibi olduk ki. Çok ben şimdi güzel. Serpil Hanım'la da yazdıklarını biliyorum. Zaman zaman beğeni yapıyoruz karşılıklı. Evet, eminim ki dinleyicilerimiz de çok merak ediyorlar. İlk defa böyle yüz yüze oturup konuşuyoruz. Onun evet. da nazik ziyaretinin bir sonucu. Evet. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Hiç teşekkür ediyorum. Eskiden tanıdığım, yeni tanıdığım biri gibi değil. Yıllardır tanıdığım biri kadar doğal duruyor, içten çok duruyor, sıcak ediyorum. Duruyor. İşte bu sempati, evet. Allah vergisi. Çok hazır mıyız? Ne dersiniz? Ediyorum. Okur muyuz? Tabii ki. Rahat olun. Nasıl çıkarsa öyle güzel. Sen benim avuç içimde sakladığım doğam, uyandığımda yüzümdeki tebessümüm, düşlerimde, düşüncelerimde vazgeçemediğim sol yanımda sızım, her geçen gün büyüyerek yerleşen ağabey hayatımsın. İçimi ısıtan yaşama sevincim, akşamları yokluğunla üzünümü, sabah tekrar güneşle beraber yüreğimde doğuşunu yaşıyorum. Sevdalar şehrimde serinleten rüzgarım, aldığım nefesim, can bulduğum abi hayatımsın. Hayat iksirim, nefesim, kalbim, sebebimsin. Gözlerinin renginde, ellerinde tutamadığım deniz ve gökyüzümsün. Akşamın mutlu olsun, ruhunla beni sımsıkı saran sevda yolculuğumsun. Vallahi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hiç, yani içerik mükemmel değil mi Seçkin? Kesinlikle. Sözler çok anlamlı yani, ve okuyuş da hiç öyle amatör değil. Tam onu diyecektim. Yani insanın yazdığı eseri bu kadar benliğiyle uyum içerisinde özümseyip değil mi? Karşı dinleyicilere karşı böyle aktarması gerçekten o duyguyu biz şu anda çok hissettik. Mutlu oldum, evet, çok onur duyduk. Çok mutlu etti. Kitabınızı heyecanla bekliyoruz öyle söyleyeyim. İnşallah hocamdan da yine destek isteyeceğim. O her zaman biz daha çok sizinle evet, bir araya gelmeliyiz. Evet. Tasarımda konuşuruz. İllüstrasyon olur vesaire. Ben hiç düşünmedim kitap paylaşmayı ama yazmayı, oluşturmayı ama size çok yakışacak. Kesinlikle. Gerçekten ben bu kadar şiirlerin güzel olduğunu biliyorum ama harflerin sizin sesinizde bu kadar anlam kazanacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Evet. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum ben sizi. Çok gerçekten. Kesinlikle. Büyük heyecan çok duyduk. Yani onlar en kısa zamanda kitaba dönüşmeli değil mi Seçkin? Merakla takip bekliyoruz etmeliyiz. Heyecanla. Yani ortaya bu kadar güçlü anlatımlardan oluşan şiirlerin oluştuğu bir kitabın çıkması. Tabii. Yani çok sayıda şiirin olması eminim ki dinleyiciler tarafından da takdir bulacaktır. Çok. Ve merakla bekleyeceklerdir çok. Eminim.
bizler programımızda imkanımız oldukça böyle şiirlerimizi... Bu kadarı yetmedi ama değil mi? Evet, bizim bu kadar kesinlikle yetmedi. Şiirlerle ilgili çağırmamız evet, lazım. Kesinlikle yani bilhare, evet, bilhare uygun olduğunuz zaman dilimlerinde yine biz sizi konuk İnşallah. Etmek isteriz. Biz şiirleri, başımızın tacısınız. Tabii, çok teşekkür ediyorum. Şiirleri okurken Serpil Hanım, hatta birkaç dakikamız var değil mi reklama seçkin? Evet, bir 5 dakikalık zaman dilimimiz var. O zaman 5 dakikayı beraber paylaşalım. Evet. Reklamlarla beraber biz sizi uğurlamış oluruz. Sanıyorum programınız yoğun. Evet, yoğun. Biz şiirleri okurken beğeniler geliyor. Ben onlara şöyle bir cümle söylüyorum. Harfler siz onu beğendiğinizde anlam kazanıyor. Evet. Yoksa sizde karşılık bulmadığında bizim evet. duygularımızın bir anlamı yok. Çok güzel yazıyorsunuz dediklerinde Kesinlikle. Ben çok güzel anlıyorsunuz diyor. Evet. Yani o duyguyu yaşamış ki anlıyor değil mi? Ya, tabii ki karşı taraf o duyguları hissedebiliyor. Hissetmişse yakalayabiliyor. Zaten ben de şiirleri yazarken o duyguyu hissederek o duyguları yaşayarak yazıyorum. Yani durduk alayım da elime kağıt kalem olmuyor. Değil mi? İnsanın içinde bir duygu yoğunluğunun Kesinlikle. Olduğu zaman. Mesela ben çoğunlukla geçen akşam anneme konuk olarak gittiğimde kalmıştım. Yattım kalktım annem seslendi niye kalktın ne oldu bir şey mi oldu? Anneciğim dedim. Mısralar geldi aklıma. Arşimet gibi değil mi? Suyun kaldırma kuvvetini bulmadık ama. Kağıda kaleme dökmem Bravo. Gerekiyor dedim. Kalktım onları unutmamak adına. Yazdım, hemen not ettiniz değil mi? Sonra tekrar evet. not ettim. Ben yani hemen... hiç belli olmuyor nerede ne zaman hiç ne geleceğini yazacağınız. Hiç belli olmuyor. Evet. evet. Yani özellikle şiirle yakından ilgilenenler bu duyguyu çokça yaşamışlardır. Bu gerçekten yani şiiri ne kadar sevdiğinizle alakalı bir durum. Çünkü dediğiniz gibi günlük hayat telaşı içerisinde o kelimeler aklınızdan uçup gidebiliyor. O yüzden not etmek kesinlikle hem sanata olan saygınızı hem sizin o güzel karakterinizi ortaya koyan gerçekten sanatta ne kadar ilgili olduğunuzu gösteren bir... Çok. Evet. Davranış biçimi evet. öyle söyleyeyim ve çok takdir kesinlikle. Ettim ben şu an şiir kitabınızı heyecanla bekliyorum gerçekten biz İnşallah. Şiire inanılmaz önem gösteriyoruz inanılmaz yazana da ilgilenenlere de inanılmaz saygı gösteriyoruz ve toplumumuzda bu tarz insanlar biraz daha bu yönde en azından birbirine yardımcı olsunlar diye bir takım işte kendi yaptığımız çalışmaları sizlerin gibi değerli evet cesaretlendirmek adına insanlara sunuyoruz. Zaten şiirleri çok harika çok beğeniyorum Yok. Ben de sizin şiirlerinizi. Vallahi mahcup ediyorsunuz bizi. Hep doğal içeriden gelen şeyler. Kalemize sağlık, yüreğinize sağlık. Her biri hissedilmiş. Gerçekten. Kesinlikle. Çok harika. Daha güzelleri sizden geliyor. Ne kadar zamanınız var Seçkincim reklam için? Yaklaşık bir 3 dakikalık zamanımız var. 3 dakikamız kaldı. Evet, biraz daha sohbet edip Şimdi ben mesela gidelim. Şiirleri çok ilginçtir. Canım yanınca yazmışım. Hı hı. Yazılarım var. Yazıları ya da sözleri ortaya çıkarırken mutlu olduğum, hırslandığım, heyecanlandığım noktalarda çıkarmışım ama şiirler hep canım yanarken çıkmış. Ve ağırlıklı olarak da hep aşk üzerine olmuş. Aslında aşkımız bizim vatan için, bayrak için, toprak için çok yüksek ama demek ki henüz ülkeyi tehlikede görmemişiz bazı açılardan biz gençliğimizde. Şiirleri hep böyle aşk üzerine yazmışız. Kimi zaman hiç olmayan aşklara, özlediğimiz şeylere yazmışız. Kimi zaman hayatımıza gençliğimizde girip bizi bir dönem hislendirmiş olanlara yazmışız. Bazen okuyucular soruyor, hepsini diyor siz mi hissettiniz? Hepsini ben hissettim doğru ama bazılarını ben kendim için hissetmedim. Çok sevdiğim bir arkadaşım, bayan olur, erkek olur, kız olur, aşık olmuş, onun acısını yaşıyor. Onu dinlerken dertlenmişim, hı hı. sanki o yazıyormuş gibi yazmışım. Evet. Öyle yazdıklarım da var. Empati. Empati duygusu çok değişik bir şey. Ben karşıdakinin canı yandığında eli kesilsin, aynı yerden benim elim kanar. Evet. Yani bu bir taraftan avantaj seçkin ama bir taraftan da dezavantaj. Evet. Bizim gibi insanları böyle düşünce insan olarak kullanırsanız, şair ruhlu insanları, en güzel ayrıntıyı ve insanların hislerine odaklandığı için onların bütün beklentilerini söylemeden anlayabilirler. Evet. Ellerine bir de kamu yönetimi gibi haklar geçtiğinde, idari fonksiyonlar geçtiğinde bireye odaklanır ve en derinden onların mutlu olacakları unsurları, hassasiyetlerini gözeterek ortaya çıkarabilirler. Evet. Dijital, mühendislik, mimarlık gibi mesleklerin insanları genellikle çözümler oluştururken ortaya fiziksel yapıları, doneleri, ürünleri koyuyor ama ben sizin gibi, benim gibi düşündüğünüzü düşünüyorum. Bir dakikamız kaldı. Ürünü insan olmalı her işin. İnsanı mutlu etmek üzere planladığınızda dünya güzelleşiyor. Evet. Çünkü biz daha az açla, daha az ekmekle, savaşlarda bile mutlu olmayı başardık seçkin. Evet. Değil ki gökdelenlerle huzursuz olalım. Değil Yüreğimizde mi? Sevgi açmalı. Son sözleri söylerken biz teşekkür edelim. Kesinlikle. İyi ki ayağınıza geldiniz. Sağlık. Sizi çok tekrar istiyoruz. Sizin evet. nezaketle kapımızı teşekkür etmek için çalmanız olmasaydı biz sizi alıkoyamayacaktık. Bu ziyareti saymıyoruz.
Siz de bizi alıkoyduğumuz için, zamanınızdan çaldığımız için bağışlayın diyoruz. İyi ki geldiniz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Evet, kapıdan içeriye aldık. İçeriye aldınız. Çok teşekkür ediyorum. Reklamlara girerken yolcu edelim sizi. Son 1-2 dakikayı, 30-40 saniyeyi paylaşmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Giriyor muyuz hemen? Hemen giriyoruz. Girelim o zaman. Peki. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede bizlerlesiniz efendim. Bizler de kalmaya devam edin lütfen. Şimdi reklamlarımızı dinliyoruz. Ardından yine yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de değerli söyleşimize kaldığımız yerden, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimizin, takipçilerin katılımlarıyla Kültür Sanat Kafe'de bugün Serpil Çeltik hanımefendiyi tanıdık. Geldi, girdi, evet değil mi? Sağ olsun, kendisi nezaket ziyareti yapmış. Biz o arada alıkoyduk onu bir parça. Evet, bizim değerli bir takipçimiz sağ olsun bizi takip ettiğini belirtti ve radyomuza hemen böyle bir ziyaret etmek istedi bizleri. Kırmadı, çok sağ olsun. Peki, bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısaca böyle konu başlıklarını değinecek olursak yine genel yayın akışımız çerçevesinde güzel konularımız olacak, fakat son zamanlarda gündemimizi meşgul eden konulardan biri olan çocuk istismarı meselesiyle bir yayınımıza bir başlangıç yapacağız. Peki bu konuyla ilgili nasıl başlayalım bilmiyorum ama yani... Vallahi nasıl başlayalım? Baş sağlığıyla başlayalım. Değil mi? Evet. Ben haberleri çok dinleyemedim, izleyemedim. Kulağımın ucuyla, gözümün ucuyla takip ettim. Dinlerken canım yandı. Sanıyorum yine yakın bir bölgemizde, biz Tekirdağ'dayız. Uzaktan dinleyenler için. Sanıyorum yine teyze çocuğu tarafından ve arkadaşları da var. Emin değilim. Emniyetin alanına girmek asla istemeyiz ama. Evet. Zeynep isimli küçük bir çocuğumuz cinsel istismara uğruyor. Cinsel saldırıya uğruyor. Cinsel istismar ve cinsel saldırıyı daha önce anlatmaya çalışmıştık. Evet. Sonuçlanmamış, fiilin tamamlanmadığı durumlar. Cinsel istismar fiilin tamamlandığı ve tamamen artık cinsel noktada... Son noktanın gerçekleştiği durumlar saldırı kelimeleriyle algılanıyor. Evet, anlatılıyor. Cinsel saldırıya uğramış ve daha sonra da taş ile hayatına son verilmiş küçük bir yavrucaktan bahsediyoruz. Ben anlatırken canım yanıyor. Kesinlikle. Çok hazin bir durum. Çok kötü bir durum. Tarifi mümkün değil. Evet. Öncelikle yeryüzünde kendine insan diyen herkesin başı sağ olsun. Evet. Yani bunun insana yapılmasını düşünemiyoruz. Hayvana da yapıldığı oluyor. Hayvana yapılmasını da düşünemiyoruz. Hiçbir canlı için düşünemezken kaldı ki ortadaki insan. Yani canlı mahlukatın başı sağ olsun. Evet. Ben tüylerim diken diken ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ya hepsine baş sağlığı. Allah sabır versin. Allah yani her şeyi nasip etsin de böyle ölümü yani hele devlet acısını nasip etmesin. Biz de canımız yansa da bu konudan konuşalım dedik. Aslında biz çok özür dilerim Selahattin abi. Sizin iletişim uzmanı kimliğinizle biraz daha böyle insanımızın gönül iklimine yaptığınız derin yolculukla o değerli tespitleriniz bizler için çok önemli. Ben şöyle konuya girmek istiyorum. Buna sebep olan faktörler irdelediğimiz zaman toplumda nelerdir acaba? Yani insanı bu denli vahşete sürükleyen buhranlar, sürükleyen iç çatışmalar, yani o sinir harbi mi diyeyim artık, yani o cinnet geçirme durumu mu diyeyim, bunlar neler? Yani toplumsal olarak ele aldığımızda nasıl bu kadar vahşileşebiliyor bir insan? Çok çok. Yani bu yine... Sebepleri neler yani çok, sizce? Hepsi birbirine bağlı. Hani geçen hafta bir örnek vermiştik. İnsan hayatını, karakterini oluştururken bir pergel gibi düşüneceğiz. Pergelin iğnesini bir yere koyacağız. Evet. Ve o pergelin boyu ne kadar yetişiyorsa bir daire oluşturacak. Yarım daire ve etrafında dönünce tam daire olacak. İşte o pergelin büyüklüğü, kendimizi yetiştirmişliğimiz, iç dünyamız, eğitim dünyamız, sevgi dünyamız, geçmiş tecrübelerimiz, pergelin kalemiyle iğnesi arasındaki fark. Ama ben biraz daha farklı söyleyeceğim Seçkin. Önce konuyu bir dağıtacağız, sonra tekrar toplayacağız. Estağfurullah. Bir nokta düşüneceğiz. O nokta bu cinsel olaylar olsun. Bu noktanın etrafında bir küre gibi geniş ve sonsuza kadar uzanan bir alan düşünelim. Evet. Her noktadan baktığımızda başka bir sonuca ulaşacağız. Her sebepten baktığımızda başka bir sonuca ulaşacağız. Ama en temeline bakarsan sanıyorum insanların doyumsuzluğu, daha fazlasını isteme hazzı
sevgisizliği, yetersizliği, ekonomik yetersizliği, fiziksel yetersizliği, karaktersel yetersizliği ve en sonunda kendini tutamaması. Çünkü etrafında kendini tutmasını sağlayan koşullar yok. Şimdi cinsellik de olsa, başka şey de olsa bir insan neden içinden gelen o hislere sahip çıkamaz, durduramaz? Çünkü orada bir tatminsizlik vardır. Evet. Kendini mağdur görmektedir. Evet. Bazen toplum öfkelenir, toplumdan intikam almaktadır. Hatta evet, kimisi hırsızlar bile der ki ben beni tanısınlar diye çalıyorum der. Aslında para ihtiyacı olduğu için değil. Evet. Ama belki bu cinsel saldırıda bulunanlar toplumu cezalandırmak için bunu yapıyor olabilir. İşte muhatabının ailesini cezalandırmak için yapıyor olabilir. Kendi hayatına son verme, bir sürü şey olabilir. Ekonomik sıkıntılar da olabilir ama bunu tetikleyen çok fazla unsur var. Mesela hiç olmadık bir yerden bakalım. Şimdi topluma bakıyorsunuz, insanlar günlük hayatlarında en iyi kıyafetleriyle en güzel şekilde dolaşmak, giyinmek istiyor. Fakat bunu yaparken kem gözlere gelmekten, şehvetli gözlere gelmekten korkuyor. Giyinse bir türlü, giyinmese bir türlü. Giyimini kapattığında başka formasyona geçiyor. Giyimini açtığında başka formasyona geçiyor. Toplumun kafası o kadar karışık ki her noktada depresyona, bir buhrana itiyor toplum birbirini. Evet. Fakat bununla beraber bakıyorsun, ben bilmiyorum dinleyiciler katılacaklar mı? Henüz teknoloji bu kadar ilerlememişken, daha biz kanal olarak tek kanallı televizyonlar izlerken 70'li yıllarda ya da hiç yokken, radyo henüz hiç yokken bu tür vakalar olmuyor muydu? Oluyordu ama daha münferitti, tetikleyicileri daha azdı. Şimdi bakıyorsunuz toplumun en alt kesimi ekonominin altında eziliyor ve bu tür vakaların önemli bir kısmı en alt kesimden geliyor, gelir grubu olarak. Evet. Bir kısmı da çok üst düzeyden geliyor. Çünkü onlar da bütün heyecanları yaşamış, parayla problemleri bitmiş, artık farklı heyecanlar istiyor. İnsani boyutlarını kaybediyor. Evet. Ama bir bakıyorsunuz teknolojiyle ne alakası var sevgili seçkin? Şu alakası var. Bugün asgari ücretle bile yaşasa herkes evine bir çanak anten bağlayabiliyor. Evet. Ya da bir bilgisayarı var değil mi? Yani sosyal medyadan yararlanıyor. Bilgisayar biraz daha denetim altında ama evet, bir çanak anten bağlayabiliyor. Ve bu çanak anteni Türksat'a çevirdiğinde yayınlar alıyor. Birçok kanala evet ulaşabiliyor. Bu kanalların içerisinde özel cinsel hayatı kendince anlatan, tarif eden, yaşatan paralı uygulamalar var. Ama bahsettiğim kitle büyük bir ihtimalle bunları alamıyor. Maliyetleri yüksek ama çok daha basitçe düşünürsek başka uydulara çevirdiğinde ücretsiz cinsinden doğrudan, dilimize çok yakışmayacak ama, porno yayınlara ulaşıyor. Şimdi oradan sürekli kendini tetikliyor, sokağa çıkıyor, artık yüzlere gözlere bakarken, evli değil büyük bir ihtimalle ya da belki mutsuz bir evliliği var, bir şekilde zaman içerisinde içgüdüleri sürekli büyüyor, tetikleniyor. Bir süre sonra bu insanlar ekonominin getirdiği ekstra darlıklarla da eğitim seviyeleri de çok düştüğü için, eğitimdeki kastımız üniversite mezuniyeti değil, yani geleneksel eğitim, kültürel eğitim, ahlaki eğitimlerden daha çok bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu tetikleyicilerle beraber içerisinde her geçen gün başka şeyler oluşmaya başlıyor. Düzenli bir ilişkisi yok, düzenli bir evliliği yok, düzenli bir özel hayatı yok. Kimisi için farklı bir eşle yaşamak bir inanç sorunu, kimisi için kültür sorunu, işte boşanamaz, ayrılamaz, ayrılır, başka sıkıntılar falan yaşar. Bu tetikleyiciler had safhada onda birikmeye başladığında bir yerlerden patlaması gerekiyor. Peki patlamadan önce ne yaşıyor? İşte tam orada toplumun akıl ve ruh sağlığındaki dengesizlik, ilimdeki karşılığıyla, gene kimsenin alanına girmeyelim, evet, yanlış bilgiler de vermeyelim. Estağfurullah. Şizofreni başlıyor bir parça. Nereden nereye ne alakası var? Şimdi, şizofreninin en basit etki alanlarından bir tanesi benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam gene ilgili meslek büyüklerimiz düzeltsinler, hayaller görmeye başlıyor. Kafasında yazdığı senaryonun gerçek olduğu, olabileceği fikriyle. Mesela şu kız veya şu kadın veya şu erkek, cinsel saldırı her zaman erkekten kadına gitmiyor yani. Evet. Farklı da olabilir. Benimle beraber olur mu, beni beğenir mi gibi soruları sorarken bir müddet sonra basit bir gülümsemesinden, insani bir selamından "aa bana pas ver" diye dönüşüyor. Bir süre sonra yaptığı bir espriye güldüğünde demeye başlıyor. Kafasında yazıp senaryoyu çalıştırıyor. O senaryo günlerce çalıştıktan sonra en sonunda kendisini çok beğenilen başka bir yere taşıyabiliyor. Ve kendini çok bu anlamda doyumsuz, yetersiz, eksik, mağdur hissettiği dönemlerde bir bakmışsınız o anda bir gecenin karanlığında, yolun tenha bir yerinde bir cinsel taciz, bir cinsel saldırıya dönüşebiliyor. Evet. Yani bir şey söyleyecektin, istersen sen söyle, ben oradan devam edeyim. Aslında cümlelerinize başlarken çok önemli bir analizde bulundunuz, yine her zaman olduğu gibi. Dediniz ki toplum içerisinde yetişen bu bireylerin alt sınıftan ya da sınıftan az da olsa, evet, üst sınıftan gelen kitlelerin
toplum içerisinde nasıl yetiştirildiği ve nasıl topluma hazırlandığıyla alakalı bir durum. Yani neyin eksikliğiyle yetişiyorsa o eksikliği tamamlayamamasının etkisi dışa vurumu böyle gerçekleşiyor dediniz. Kesinlikle ve kesinlikle çok yanlış bir eylem. Çok kesinlikle kötü sonuçlar doğuran bir eylem ama bu insanlar bundan dolayı bunu yapıyor dediniz. Ne dediniz? Sevgisizlik ve bir takım alanlarda yetersizlikten dolayı evet kendilerini tam anlamıyla ifade edemedikleri için bu tarz intikam alma içgüdüleriyle ya da ne bileyim cezalandırma. Evet. Belirli takım belirli bir takım duyguları tatmin etme aracılığıyla böyle ortaya çıkıyor. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Bu insanları bu noktaya getirirken görmezden gelen onların yetenek ve ilgi alanlarını fark etmeyip onları birazcık daha bu noktaya götüren bir anlamda bizler de değil miyiz? Sanki hani tabii. Bu bireylerin yetişmesinde ne bileyim psikologların, sosyologların ya da bir takım bireysel danışmanların toplum içerisinde daha etkin olması gerekmiyor mu? Yani bu insanlar bu suça düşene kadar kesinlikle ve kesinlikle onarılmalı. Tedavi edilmeli ve öyle topluma kazandırılmalı diye düşünüyorum ben. Yani bu insanlar bu eylemi yapana kadar biz bu insanları nasıl fark etmiyoruz? Yani toplum içerisinde aslında yaşadıkları bu buhranı nasıl fark etmiyoruz da bu noktaya geliyor bu iş? Yani aslında seçkin fark çok ediyoruz. Affedersiniz. Lütfen, şunu demek istiyorum. Yani hep bir şeylerden ders çıkarabilmemiz için acaba böyle acı olaylar mı yaşamamız gerekiyor? Yani bu olayları yaşamadan acaba fark edemiyor muyuz? Yani bunu bu tarz böyle çok vahim olaylarla neticelendirmeden bunların önlemlerini almalıyız. Yani evet. Bu insanlar öyle veya böyle toplumda belirli iletişim yöntemleriyle ya da belirli bir yönden kendilerini ele verecek tipte insanlar. Özellikle konunun uzmanları bunları her baktıklarında çok iyi algılarlar. Çok net görünüyor ama evet. Göstermek ve anlatmak zor. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Şimdi tabii teşhis koymak herkes problemleri biliyor. Aslında ne yapmak lazımı konuşacağız elbette ama kesinlikle. Ne yapmak lazımı konuşmadan önce oraya bir değinelim. Şimdi bu tür insanların eğilimleri son derece net görülüyor. Ama geleneklerimiz var. Geleneklerimizde mesela amcası çocuğu seviyor. Komşu elinde büyüdü. Çocuğu seviyor. Ya da ne bileyim işte akraba evliliği olan bir toplumda dayısı çocuğu seviyor. İşte komşu beraber büyümüş. Ne olacak yani yanak yana öpüşmüş vesaire falan gibi bizim geleneklerimiz, inanç sistemlerimiz evet. Zaten yapmaz. Biz öyle insanlar değiliz noktasında görüşümüzü kapatıyor. Aslında şöyle sağlıklı bir şekilde okullarımıza gittiğimizde bir ilköğretim çağındaki çocuklarımızdan bir liseye kadar bir üniversiteye kadar gittiğimizde geçen hafta da bir iki cümleyle bahsetmiştik. Evet. Bu noktada eksiği olan insanlar kadın olsun erkek olsun çok kendini belli ediyor. Ya da düğünlere derneklere gidiyorsun. Oralarda takı törenlerini işte merasimleri hoş geldinleri vesaireleri takip ettiğinde orada da kendini gösteriyor. Çok basitçe yani çok halkın anlayacağı dille söylüyorum. Hiç bilimsel evet. tarafına girmiyorum. Nitekim benim eğitimini aldığım yetkin olduğum bir alan değil. Bütün bu cümleleri bir baba, bir eş ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir dünya vatandaşı olarak söylüyorum. Ne söylüyorsam beni bağlar. Evet. Başka kimseyi bağlamaz. Teknik, hukuki ve akademik değeri yok söylediklerimin. Evet. İnsan olarak söylüyorum. Şimdi okula gidiyorsunuz. Ben çokça böyle şeyleri takip ederim. Çok da iyi yapıyorsunuz. Takip ederim. Şöyle kenara çekilirim. Gülümserim. Uçan kuşun kanadını kırmam. İzlerim. Bir sürü yere ziyarete gidiyoruz. Başka yere gidiyoruz. Bir sürü okuldan kendimiz mezun olduk. Komşulara gidiyoruz. Bir sürü yere gidiyoruz. Bakıyorsunuz. Genellikle cinsel tacizin erkekten kadına, kız çocuğuna doğru olduğunu söyledik değil mi? Genel eğilimli evet. olduğunu söyledik. Daha yetişkinlerde ve farklı dünya toplumlarında kadından erkeğe şiddetin, cinsel şiddetin daha fazla olduğunu görebiliriz. Gittiğimiz zaman bu tür yerleri toplum içerisine çıktığımızda kız öğrencilerimiz artık yavaş yavaş yetişmişler, artık ete kemiğe bürünmüşler. Fiziksel olarak güzellikler, Allah vergisi, o yaratılışın mucizeleri evet. Allah bağışlasın ailelerine sevdiklerine yansımaya başlamış. Çocuklar seviniyor ve koşarak öğretmenlerine gidiyorlar. Erkek çocuk da gidiyor, kız çocuk da gidiyor. Ya da bir herhangi bir konuda bir başarıyı takdir ederken ben baktığımda genelde kız çocuklarına temas ile erkek çocuklarına temas arasında bir oransal farkı yakalıyorum. Evet. Yani kimisi kesinlikle büyük çoğunluğu çok çok iyi niyetli. Bundan en ufak bir endişem yok. Hiç kimse bu noktada üzerine alıp kırgınlık düşünmesin. Evet. Biz sadece negatifin nasıl bulunacağı konusunda bir takım ipucu vermeye çalışıyoruz. Evet. Bazı
arkadaşların. Mesela düğünlerde gidiyorsunuz, törenlere gidiyorsunuz. Aynı insanların karşı cinsiyle temasında uzun süreli ve süreli bir temas varken kendi cinsiyle temasında elini sıkıp uzaktan bir merhaba demesini görüyorsunuz. Evet. İşte bunu abartılı kullanan, doğallığının dışına çıkaran, sürekli sarılmaya çalışan, sürekli dokunmaya çalışan, sürekli muhatabının saçına dokunan, gövdesine dokunan, fiziğine dokunan, dokunarak konuşan, dokunarak iletişim kuran, dokunarak temas eden insanların en azından dokunma konusunda eksiği olduğunu biliyoruz. Bu eksik sevgisizlikten mi, çok masumane bir sahiplenme, sarılma ihtiyacından mı, yoksa o cinsel temasa atıfta bulunan bir içgüdüsel bozukluğun, bir içsel bozukluğun, tedavi ihtiyaç duyan bir psikolojik bozukluğun bir yansıması mı? Karşı cinsiyle kurduğu temas kadar kendi cinsiyle temas kurmayan insanları görüyorsanız, hangi camiada olursa olsun, onun bu noktada problemi olabileceği ön fikrini yakalayabilirsiniz. Evet. Ama onları hasta ilan etmek ya da o noktada öyledir diye düşünmek kesinlikle yanlış. Herhangi bir bilimsel tespit yoksa değil tabii mi? Tabii asla, ama bunun hangi sebeple olursa olsun oransal hata olduğunu onlara bildirmemiz bir gerek. Bir kişi ya hem cinsine ya karşı cinsine, her cinsine eşit oranda dokunuyorsa ortada doğal bir durum vardır. Belki bu da bir bozukluktur ama en azından birbirini doğruluyordur. Yok, ama kendi evet. cinsini kenara itip de karşı cinsine daha fazla dokunmaya çalıştığında orada bir tensel temasın evet. ihtiyacı olduğu ortaya çıkar ki bu ön risk grubunda tanımlayabileceğimiz insanlar olabilir. Etrafımızda bize dokunan insanlara yaş grubu hiç önemli değil. Baktığımızda hissederiz. Mesela insanların özel alanları vardır iletişimde, değil mi? Kesinlikle. Yani çocuğuyla, eşiyle 10 santimin altında, 15 santimin altında sımsıkı sarılıp 10-15 dakika durabilir. Bundan keyif de alabilir. Evet. Ama karşıda kalan, 15 santimin dışında bıraktığı, 1 metrenin içine almadığı, 1,5 metrenin dışında tutmaya çalıştığı diğer kitleler vardır. Aynı hakkı bunlara tanımaz. Rahatsız olduğu tanımaz. Evet. Huzursuz olduğu, insanla çok yakın oturamaz. Çünkü evet. yaratılış öyle bir mucizedir ki veya oluşum insanın evet. teni bile bir radar gibi çalışır. Buradan yola çıktığımızda yakınımızı almakta zorlandığımız insanlar bizim düşünsel olarak risk grubumuzdadır. Evet. Ama hemen tensel olarak, bu cümleyi söyleyeyim sen söyle. Hı-hı. Tensel Buyur. Olarak kimin risk grubunda olacağını, işte o dokunuş sayıları, dokunuş mesafeleri ve dokunuşun gerekli olup olmadığı bize bir ipucu çok verebilir. Basitçe verebilir. Hemen bağlantılı bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi çok önemli bir tespitte daha bulundunuz. Dediniz ki geldiğimiz gelenek göreneklerimiz olsun, bir takım örf ve kültür değerlerimiz olsun. Onlarla gurur olsun. Duyuyoruz gurur ama duyuyoruz, bazen ama görüşümüzü bazen, kapatabiliyor. Evet, bazı konularda bizim algımızı saptırabiliyor. Yanlış bir boyuta bazen çekebiliyor. Görüşümüzü geciktirebiliyor. Evet. Evet. Peki ben şu durumda şunu sormak istiyorum aslında. Hemen konuyla bağlantılı devam edersek. Gelenek ve göreneğin bu kadar kişiler üzerinde bazı olumsuz şeylere yol açmasına rağmen, şöyle söyleyeyim, vaka için konuşuyorum bunu. Yani bu cinsel tacize uğrayan çocuğun bunu bir büyüğüne anlatması nasıl olabilir? Yani bunu zaten üzerinde bir baskı hissediyor bireyler ve bunun belki yanlış farkında olduğu, bile evet, değil. Yanlış olduğunu onlara anlatmamız nasıl başarabiliriz bunu? Yani bu çocukların sesini duyurması gerekli aynen. şekilde. Tam onu söyleyelim. Çok önemli. Bunu tam onu buradan söyleyelim. Hemen evet vurgulayalım. Tam onu söyleyelim. Şimdi kendi hayatımdan da tecrübeler var ama bir örnek de bu örneğe girelim. Evet. Hayatında hiç renk görmeyen birisi, renk körü doğan birisine renkli dünyayı anlatamayız, değil mi? Kesinlikle. Tamam. Şimdi gözünde bir görme kusuru var. Tam görmeyi hiçbir zaman başaramamış. Dolayısıyla da görme kusuru olduğunu da bilmiyor. Bunu da anlatamayız. Bizim çocuklarımız yetiştirilme tarzı itibariyle genel olarak kendilerine olan dokunuşların anormal olduğunu hissedemiyorlar. Normali budur diyorlar. Evet. Yani ayrıştıramıyorlar tam olarak. Amca sever, dayı sever, hala sever, teyze sever, komşu dede sever, amca sever, sever oğlu sever. Yani bunun normal olması gerektiğini düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Çocuk daha anne karnından başlamasıyla beraber bir duysal IQ ile başlıyor, bir fiziksel IQ ile başlıyor, evet. bir zeka ile başlıyor. Evet. Ve hissediyor, anne sevgisini nasıl ayırt ediyorsa kendisinden rahatsız olan da ayırt ediyor. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi çocukları ana sınıfına alıyor gelişmiş toplumlar ve %92'nin üzerine çıkan ana sınıfına gönderme oranı arttığında devlet kendini gelişmiş sayıyor. Bunun sebebi ne? Anne babanın çocuk yetiştirmede düşebileceği hataları ve eksiklikleri giderebilmek adına evet. kendisi, kendi sistemine uygun eğitimler veriyor. Bizde bu oranlar oldukça düşük. Çünkü en iyi eğitimin anne baba yanında olduğunu düşünüyoruz. Evet. Doğru mu?
Kısmen doğru, kısmen değil. Tartışılabilir. Evet. Anne baba sevgi deposunu dolduracak ama karakter analizlerinin oturması için muhakkak daha büyük çapta devlet gözetiminde organize yardımların alınması gerekiyor. Neden buradan başladık? Neden buraya geldik? Hemen geriye dönelim ve mesajımızı verelim. Çocuk nasıl yetişirse taciz en aza iner. Risk en aza iner. Şöyle. Aslında çok güzel bir konuya parmak bastınız. Bu da bu konunun bağlayıcı yani sonuç odaklı yani, cümlesi olsun. Herkes yapıyor. Aynen ama öyle. Tedavi nereden başlayacak? Aynen öyle. Çocuklara nasıl sevilir öğreteceğiz. Değil mi? Nasıl sevmeleri gerektiğini de öğreteceğiz. Sevmek dokunmaktır demiş Desmond Morris kitabında. Evet. Kesinlikle sevmek dokunmak. Dokunmadan sevemezsiniz ama kime dokunursunuz? Sevdiğinize. Peki kime dokundurursunuz? Yine sevdiğinize dokundurursunuz. Evet. Dolayısıyla çocuğa diyeceğiz ki çocuğum küçükken de büyükken de bilesin ki bu cümleyi anlayabildiğin çağla beraber seni korumanın görevi bir kısmı bende. Evet. Ama en önemli kısmı sende. Annen baban bile olsak sana dokunmamızı istemediğinde bunu söyle, buna müsaade etme. Evet. Senin bedenin sana özel, senin ruhun da sana özel. Ne şartta olursa olsun ruhuna yanlış dokunduğumuzda bunu söyle. Evet. Bedenine dokunduğumuzda o an kendini hazır hissetmiyorsan onu da söyle. Sarılırken de ki ben bu anda bunu istemiyorum. Yanağından öperken bu anda bunu istemiyorum. Saçını okşarken bu anda bunu istemiyorum. Rahatsız olduğunu çocuk her durumda ifade edebilmeli. Çocuk özel olan bölgesinin sadece çok çok kaba tabiriyle vücudun ortası, herkesin o evet. problemler olan insanların düşündüğü bölge değil, vücudunun tamamının özel olduğunu, evet. sadece o isterse dokunulabileceğini, bunun anne baba kardeş dahil olduğunu çocuğa en küçük yaşta ne zaman anlayabiliyorsa o zamandan öğretmek gerekiyor. Bununla birlikte yine çocuğumuza gerçekten sevdiği, güvendiği insanlara sarılabileceğini de öğreteceğiz. Ama en az riskli bölgenin anne baba olduğunu, bütün şartlarda onun en az riskli olduğunu, kardeşin en az riskli olduğunu ve riskin karşı cinsiyle beraber özellikle artabileceğini ama bu sevme ve sevilme konusunda ona engel olmaması gerektiğini göstererek öğreteceğiz. Mesela yanına gittiğimizde erkek çocuk, kız çocuk, saçları ne kadar güzel, onlara dokunmak istiyorum diyerek dokunmamız gerekiyor. Bunu evet. yapmadığımız zaman bunu hiç de telaffuz etmemişsek zaten dokunur diyor. Anne baba dokunabiliyorsa bu defa amcası geldi. Amca da dokunabilir diyor. Çünkü kafasında hemen kaydırmaları gerçekleştiriyor. Evet. Yani zihin bağ kuruyor. Ve bağ kuruyor, evet. eşittirleri gerçekleştiriyor. Evet. Halbuki çocuk daha en küçük yaşında bile bedeninin özel olduğunu bilecek. Bunu ona öğreteceğiz. Kim olursa olsun anne baba dahil o çocuk bunu hazır hissetmediğinde o vücuda dokunmayacak, dokundurmayacak. Bunu o isterse olacağını aklına kazıyacak. Böyle olursa ne olacak? Aşırıyı fark edecek. Önce saçına değen elin rahatsız edip etmediğine karar verirken sonra omzuna değen elin rahatsız edip etmediğine bakacak ve bir süre sonra cinsel bölgeleriyle alakalı temasları hemen ayırt etmeye başlayacak. Çünkü dur diyecek, sen oraya dokunduğunda ben başka şeyler hissediyorum. Evet. Lehte aleyhte, olumlu olumsuz. İnsanların niyetlerini daha net anlamış olacak. Görecek. Zaten evet. bedenine dokundururken orada otomatik olarak zaten cinsel bölgelere temas limitlenmiş, sınırlanmış, imkansızlaşmış hale gelecek karşı cins için. Evet. Bunun yanında yine çocuğumuza nezaketi öğreteceğiz. Bağırarak, öfkelenerek değil, sakin olarak konuşmayı. Ne alakası var? İşte öfke görüşü kapatıyor. Sıkça dokunulmak kötü dokunuşu da, görüşü de kapatıyor. Ama sakin çocuk karşı cinsiyle, diğer cinsiyle, tanımadığı insanlarla, aile dışıyla, yakın akraba dışıyla sizli bizli konuşmayı gelenek olarak öğrenirse, birisine siz demişseniz o zaten sen mesafesine giremeyeceği için dokunma mesafesine de gelemeyecektir. Biri ona yaklaştığında bu anne baba değilse, kardeş değilse hemen mesafesini açması gerektiğini hissedecektir. Çünkü biz bunu ona öğretmiş olacağız. Yani çocuğu dokunma konusunda, kendi hislerini yönetme konusunda yetiştirirsek, ensest ilişkilerden bahsettik, biraz daha bahsedeceğiz. Aile içi cinsel saldırılardan, cinsel tacizlerden de böylelikle yola çıkarak önüne geçmiş kendini oluruz. Çok yüksek bir oranda korumuş olacak. Evet. Bedeniyle, kimliğiyle, cinsiyetiyle daha erken tanışacak. Sanıyorum reklamlara giriyoruz. Evet. Devam edeceğiz. Bir dakikalık bir zaman dilimimiz var. Gerçekten konuyla ilgili çok değerli yorumlarda bulundunuz. Konunun uzmanları da takdir ediyorlardır eminim ama bu konuda da yapılan... Farklı çözümleri vardır evet, ama işte bu konuda yapılan bir takım çalışmalar vardır. Ama dediğiniz gibi biz de kendi perspektifimizden, kendi evet. penceremizden olayları mümkün olduğunca toplumsal bir takım analizler doğrultusunda evet. yorumlamaya çalıştık. Peki... 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede bizlerdesiniz efendim. Birazdan yani bir dakikalık zaman diliminden sonra reklamlara gireceğiz. Ben de sonrasında... bu arada
sesimi dinlendirmiş oldum. Evet, ses gerçekten gidiyor. Evet, sizlere de tekrar geçmiş olsun. Evet. Havada bir virüs var muhtemelen, çünkü salgın durumu var. Ben de yaklaşık bir haftadır rahatsızım. Evet. Boğazımızda böyle bir bizimki muhtemelen var. Evet. Sahada top oynuyoruz, biraz ara vermiştik. O sanıyorum rüzgar aldık. O rüzgar hemen ses tellerini zayıflattı. Evet, 93.4 Kültür Sanat Kafe'de güzel bir günün ortasında yayınımıza güzel bir konuğumuzla ve onun teveccühüyle başladık, sağ olsun. Sonrasında çocuk istismarına ve olayın kaynaklandığı kök sebeplere inmeye çalıştık kendimizce. Güzel bir yayın oluyor, lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi reklamlar diyoruz, ardından hemen beraberiz efendim. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de bizlerle kalın. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de değerli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili Selahattin abi, güzel bir başlangıç yaptık. Gerçekten topluma yararı olacağını düşündüğümüz bir takım analizlerde bulunduk. Yani biz hiç istemiyoruz böyle olaylar, böyle çok kötü, toplumda çok ciddi travmalar oluşturacak olaylar yaşansın hiç istemiyoruz. Ama maalesef insanımızın bazı durumlarda böyle kötü eğilimleri olabiliyor. Bunları mümkün olduğunca yok etmeye çalışacağız. En azından bir takım yorumlar getirerek ve hani bu konuda çalışan uzman kitleler var eminim ki, onlar da ciddi anlamda araştırmalar yapıyorlar, ama biz belki hani kendimizce bir şeyler, bir yorum getirerek onlara bir nebze olsun yardımcı olmuş olacağız. Peki şimdi devam edelim. Devamında mi? İsterseniz bu konuyu bir nihayete kavuşturalım. Evet. Sonrasında diğer gündem maddemizden devam edelim. Öyle yapalım. Şimdi denizi derya bir konu. Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Ama bütün bunları biz ne sıfatla söyledik? Bir anne baba olarak söyledik. Sen öğretmensin. Çocuklarla berabersin. O camiadan, o çevreden bilinçli tecrübeli birisi olarak duyguları paylaşıyoruz. Şimdi kadına şiddet, kadına cinsel şiddet, çocuğa cinsel şiddet, çocuğa cinsel taciz ve bu tür şeyler var. Hepsinde aşağı yukarı senaryo aynı yerden gelip aynı yere gidiyor ama çocuğu kimden korumalı? Kadın kendini kimden korumalı? Erkek kendini kimden korumalı? Erkek çocuk kimden korumalı? Aslında riski biz hep uzaklarda ararız. Yoldan geçerken, gece karanlığında yürürken ya da tenha bir yerden geçerken cinsel saldırıya uğrayacağımızı düşünürüz ama bu risk aslında çok aza inmiş düzeydedir. Çünkü birçok yerde kameralar var, toplum içi var. Zaten toplum içinde olmayan yerlere çoğunlukla çıkmıyoruz, yalnız çıkmıyoruz. Görevini çok iyi yapan sivil polislerimiz, emniyet camiamız, jandarmamız, suçu kesinlikle çok iyi takip eden savcılarımız var. Yani münferit, toplumun topluma uygulayacağı cinsel saldırı şiddetin önüne geçen, takibini yapan birçok unsur var. Ama maalesef en savunmasız olduğumuz yerde başımıza geliyor ne gelirse. Onlar da neresidir? Aile için hemen apartmandaki komşulardır. Hemen o eve girip çıkmayı başarabilmiş aile dostlarıdır. Hemen akrabalardır, amca, dayı, teyze, onların aileleridir. Çünkü bunların bize ruhsal ve fiziksel olarak dokunarak ya da başka şekilde zarar vereceğini ön düşünce olarak zaten kabul etmeyiz. Onlara karşı kendimizi, eşimizi, çocuğumuzu zaten daha başında savunmasız ilan ederiz. Çünkü savunma hattı oluşturmaya gerek yoktur. Kesinlikle. Onun dışında çocuklar için bakarsak, çocuklar kime temas eder? Komşulara temas ettiği gibi apartmanda oynarken, sitenin bahçesinde oynarken, köyün mahallesinde oynarken komşuların çocuklarına temas eder, komşulara temas eder, değil mi? Onlara temas eder. Çocuk başka nerede, kime temas eder? Okula gider, okulda arkadaşlarına temas eder, okulda öğretmenlere temas eder, okulda çalışanlara temas eder. Serviste gidiyorsa servise temas eder, servise binenlere temas eder. Laf uzatmayalım, mesajı dinleyiciler anladı. Risk aslında bizimle göz göze gelebilen, bize dokunacak mesafeye giren herkeste. Kesinlikle. Eğer Türkiye'de istatistiklere göre her 4 kişide birinin ruhsal olarak desteğe ihtiyaç olduğunu düşünürsek, resmi tahminlerin her 2 kişiden biri olduğu yönünde çıkan dedikodulara kulak verirsek, Türkiye'de aile içi cinsel şiddetin, yani birinci derece anne baba, kardeş, amca, dayı, akraba cinsinden cinsel tacizin, cinsel saldırının ensest olarak tarif ettiğimiz bu ilişkilerin neredeyse Türkiye ortalamasında onda birin altına, üçte birin altına düştüğü bölgeleri vesaireyi tahmin edersek, bunları ciddiye alırsak, en eğitimli sandığımız insanların özel hayatlarında en problemli olabileceğini, en çok kazananların aslında bu noktada daha ciddi zaaflara uğrayabildiğini düşünürsek,
biz herkese 10 üzerinden 10 güveneceğiz. Ama çocuklarımıza diyeceğiz ki herkes 10 üzerinden 10 güvenirken ruhsal ve bedensel korunmanızı, alanlarınızı 10 üzerinden 10 olarak güvenmiyormuş gibi tedbirleyeceksiniz. Mesafeleri koruyacaksınız. Size dokunan kim olursa olsun, annem babam bile bana dokunurken müsaade alıyor diyecek çocuklar ve kim dokunursa dokunsun o dokunmayı ölçecek, sayısını, niteliğini, içeriğini ölçecek ve dokundurmayacak. Çocuk işte o anda ne yapacağını, çığlık mı atacak, yardım mı isteyecek onu bilecek. Bir sonraki boyut yine çocuklarımızla konuşurken bunu devlet yayın organları, ilgili kuruluşlar, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve kimin alanına giriyorsa belediyeler, yöneticiler, muhtarlar kimse çocukları şu yönde telkin etmeliyiz. Hayatta böyle şeyler olmasını istemiyoruz ama böyle şeylerin olduğunu şuradan buradan haberlerden zaten duyuyorlar, onlarla konuşacağız. En küçük bir şüpheleri olsa bile onlar bunu anne babalarına, öğretmenlerine söyleyebilmeli. Bu noktada cesaretlendireceğiz. Bu tür olayları mağdur olmuş, maruz olmuş çocukların toplum tarafından kabulleneceğini, aile tarafından kabulleneceğini, reddedilmeyeceğini, bunun bir kader olmadığını, travmanın beraber çözüleceğini çocuklara anlatmak gerekiyor. Özellikle okullarda, milli eğitimde, eğitim camialarında resmi müfredatta olmasa bile sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, gerekirse okullar danışman misafirler çağırarak o insanların telkinleriyle çocuklara bu yönde kendilerini nasıl savunacaklarını, başlarına gelirse ne yapacaklarını, bundan utanmamaları gerektiğini, bunun bir kader olmayacağını, işte bir kere olduysa bir daha olur noktasına gelinmeyeceğini, intihara gerek olmadığını. Tam da bunu söyleyecektim. Bunların evet. Tamamını çocuklara anlatmalıyız. Çocuklar olmadan bunun nasıl aşılacağını hissetmeliler ve evet. Bu eğitimi verebildiğimiz çocuklar çok büyük bir oranda kendini korumayı başaracaktır. Çünkü bu tür eğilimleri olan insanlar bir o kadar da korkaktır. Çocuğun hissettiğini, bu yöndeki yanlış davranışının çocuk tarafından fark edildiğini gördüğü anda birden uzaklaşabiliyorlar. Çünkü o zaten kimlik korku üzerine kurulu, korkutmak üzere kurulu. Evet. Bu noktada çocukları kesinlikle hazırlamamız gerekiyor. Aileleri hazırlamamız gerekiyor. Devlet olarak Milli Eğitim Camiası'nı, işveren camiasını, mülki amirleri, özellikle sanatçıları, evet. Sanatçıların ağzından bu tür şeylerin toplumun kabul ettiği sanatçılar evet, tarafından örnek alınan yazar olur, ressam olur, sinema sanatçısı olur her kimse evet. Bu konuya dikkat çekilmesi gerekiyor. Ruhsal kesinlikle. Ve bedensel bütünlük bizim birbirimize emanetimizdir. Evet. Onu aşmayacağız, aştırmayacağız. Peki hemen küçük bir ekleme yapmak istiyorum müsaadeniz olursa. Biliyorsunuz tabii. Ki bu uzun yıllardır esasında Türkiye'nin problemleri arasında yer alıyor. Fakat işte zaman zaman bu tür vakalarla karşılaştığımız için yani çok da konuya sanki hani bizim cephemizden çok da detaylı bakılmıyormuş gibi bir izlenime kapılabiliyoruz. Bu tür vakaların mümkün olduğunca olmaması ya da olduğu takdirde kişinin nasıl tekrar hayata kazandırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yapılmalı. Şunu da söylemek istiyorum. Bu biliyorsunuzdur ki bilimsel de bir rahatsızlık aslında. Bunun tabii. Bir adı var. Yani aynen. Bunun bir adı var. Pedofili diyorlar. Ben hiç muhtemelen duymadığın bir şey daha söyleyeceğim. Dinleyiciler duymamış olacak ama sen tamam da ondan sonra ben söyleyeceğim. Evet yani dolayısıyla tanısı yapılmış bir rahatsızlığın tedavisi de o doğrultuda rahatlıkla yapılabileceğine inanıyorum. Yeter ki söylenenlere, bir takım analizlere biraz daha kulak verilsin ve o doğrultuda yapılan çalışmalar biraz daha arttırılsın diyorum. Çok. Şimdi ben hiç dinleyicilerin muhtemelen belki hayatlarında ilk defa duyacağı bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu psikolojik bir rahatsızlık olarak %99 böyle ortaya çıkan bir sonuç cinsinden davranış bozukluğu diyelim. Belki de birçok alanda doğru ve normal evet. Olan birisi bu alanda davranış bozukluğu yaşayabiliyor. Teknik tanımlar elbette ki yetkin insanlara ait ama benim ta lise çağlarında öğrendiğim bir bilgi var. Bunu paylaşmak istiyorum. Bunu misafirler, dostlar, dinleyenler araştırsınlar. Selahattin Uzun dedi diye inanmasınlar ama araştırsınlar. Ben Ankara Lebonat Meslek Lisesi'nde okudum. Biz bir dönemde 21 tane ders aldık ve ağırlıklı olarak hepsi meslek dersleriydi. Yani resim, beden, evet. Edebiyat bunlar bizim için sınıf geçme kategorileri değildi. Bunların dışında aldığımız derslerdi. Daha teknik ne dersler. Ne kadar önemli bir eğitim verildiğini ben üzerine tabii gıda okudum. Gıda bilim ve teknolojisi okudum. Ziraat mühendisliği okudum ama evet. Altyapı sağlanmış. Ta oradan gelen bir bilgi var. Orada bize şunu öğretmişlerdi. Dünyanın pek ciddiye almadığı bir parazitoloji ilmi var. Parazitoloji. Bilen çok iyi biliyor da toplum henüz bazı şeylerin farkında değil. Bizim mesela parazitolojide bize öğretilen şeylerden bir tanesi, tam teknik detaylar aklımda değil ama ergenlerin cinsel bölgelerinin içlerine yerleşen parazit türleri var.
onlar özellikle erkekte sürekli bir uyarı haline geçiriyor vücudu. Ve o parazit olduğunda o kişi sürekli olarak uyarıldığı için de sürekli olarak bir... Bu ihtiyacı gidermeye yönelik bir takım eylemlerde bulunuyor. Cinsel salgıda evet. bulunuyor. Evet. Ve o parazit o salgı ile beslenen bir tarz parazit. Dolayısıyla da kendini yaşatabilmesi için bu salgıyı alması lazım. Salgının oluşması için cinsel bölgenin tetiklenmesi lazım. Ve bazı arkadaşlarımız Allah göstermesin bu tür davranış bozukluğu sergilerken bir paraziter hastalığa yakalandığının farkında değil. Evet. Bütün refleksleri normal, davranışları normal, analizleri normal, çözümleri normal. Ama içinde şiddetli bir cinsel eğilim var. Tatmini mümkün olmayan derecelerde yüksek. İşte o tür insanlar paraziter olarak muayene edildiğinde böyle sorun bir ihtimal söz kalkacak. Konusu. Evet. Toplum sağlığının, birey sağlığının paraziter yönden de kontrolünün ne kadar gerekli olduğunu söyleyelim. Peki. Önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Şimdi bir sonraki gündem maddemiz olan Down sendromlu çocuklarla ilgili konuşabiliriz. Konuşalım. Yeteri kadar yani toplumumuzda özürlüler diye tabir ettiğimiz ve işte bir takım özel eğitim yöntemleriyle eğitilen yani kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir takım eğitimlerden tutun da zekasını işte hayatını idame ettirecek kadar geliştirmeye yönelik bir takım özel eğitim programlarının uygulandığı insanlardan bahsedelim. Aslında hayatımızın bir parçası bu insanlar. Kaç kromozom oluyordu? 46 mıydı? 44 mi oluyordu? Çok öyle, bilmiyorum evet, o alanı ama hisleriyle daha çok ilgileniyorum. Bizden teknik bir tanımları, kromozom evet. eksik ya da fazla diye bir takım farklılıkları evet. söz konusu. Fiziksel farklılıklar, ruhsal, düşünsel hiçbir farkları yok. Evet, birazcık daha sanki daha duygusallar, biraz daha işte biraz daha eğitilmeleri gerek, biraz daha sevgiye muhtaçlar öyle söyleyeyim. Daha duygusal oldukları için. Ve bu insanlara nasıl bakıyoruz? Onları yeteri kadar sahipleniyor muyuz? Onlara toplumda bir takım kendilerinin yapabileceği en azından bir takım vazifeler veriyor muyuz? Evet. Ne kadar istihdam ediyoruz? Bunu konuşalım. Evet. Yani Down sendromlulara evet. toplumumuzun bakış açısı ne? Şimdi gündem olarak bunu seçtik konular olarak. Birkaç tane nereden seçtik? Önce onu söyleyelim. Evet lütfen. Geçtiğimiz hafta dolu dolu bir haftaydı. Her günümüzde birden fazla günümüz var. İşte Dünya Kadınlar Günümüz, Çalışanlar Günümüz, Çalışan Gazeteciler Günümüz. Gün sayımız bol. 365 gün neredeyse yetmeyecek ama onların en anlamlılarından bir tanesi yılda bir defa da hatırlansa, yanlış hatırlamıyorsam 21 Mart olması lazım. Dünya Down Sendromlular Günü. Benim çok bildiğim bir alan değil. Bu konuda sağlık açısından, teknik açısından çok şey söyleyemem ama bir anne olarak, bir baba olarak çocuğum Down sendromu taşısaydı ne hissederdi mi? Başka ailelere bakarak, başka çocuklara bakarak empati yoluyla en ücra noktalarına kadar hissedebilecek bir yüreğe sahibim. Allah değil mi? Ne iyi güzel. Ki, iyi ki lütfetmiş. Evet. Bir sevdiğimin kolu eli kesilse aynı yerden benim elim kanar. Evet. Öyle bir yapım var. O çocuklara ben baktığım zaman önce fiziksel olarak görselden baktığımızda biraz fiziksel görüntüleri farklı. Evet. Tabii ilk anda biz sürekli güzelliği, sürekli mükemmelliği için, evet. görmek istediğimiz için, bize öyle öğretildiği için yüz güzelliğini, fiziksel güzelliği onunla iletişim kurmak için ön şart olarak kabul ediyoruz. Ama değil. Evet. Bildiğim kadarıyla o Down sendromu taşıyan çocuklarımız, gençlerimiz 47 kromozommuş bu arada, ben hemen baktım. Evet. Bilgi geldi demek ki. Hiçbir açıdan hiç kimseden farkları yok. Sadece fiziksel görünüşleri farklı. Duyguları, zekaları, hissetmeleri, kabiliyetleri, her şey yerli yerinde. Onları rehabilite etmek tabii ki devletin en fazla başarabileceği bir alan. Ama onları toplumda huzursuz etmemek bizim görevimiz. Yani engel öncelikle bizim yüreğimizde. Yüreğimizdeki engelleri aşmamız gerekiyor. Evet. Engelli olarak onları tanımlarsak biz kendimizin engelli olduğunu itiraf etmiş oluruz. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü diyor ya, demek ki onun evet. da nasibinde, yaratılışında bu var. Ama biz biliyoruz ki mesela fiziksel özür olan bir Stephen Hawking vardı. Dünyadan geldi geçti ama iz bıraktı değil mi? Yani kesinlikle. Onun bıraktığı izi kimseler bırakamıyor kolay kolay. Dolayısıyla o çocuklara sahip çıkmak gerekiyor, fırsat vermek gerekiyor. Yani bir takım, en azından çok affedersiniz hemen evet. böyle bir eklemede bulunmak istiyorum. Bir takım en azından onların yapabileceği işler toplumda tabii. onlara verilirse hani... Onlar kendilerinin dışlanmadığını tabii. bu şekilde hissederler i̇şte, ve mümkün olduğunca evet. toplumdaki yerlerini aynen. almaya i̇şte çalışırlar. İşte bu fırsatı sevgili Seçkin önce onların ailelerine vereceğiz.
Değil mi? Yani önce onların ailelerine çocuklarından dolayı farklı olmadıklarını hissettireceğiz. O ailelerle görüşmekten imtina etmeyeceğiz. Yakınlaşmaktan kaçmayacağız. Önce ailenin duygusal deposunu dolduracağız ki o bizden aldığı güçle, toplumdan aldığı güçle çocuğunun sevgi deposunu dolduracak. Sizler gibi insanların, çok affedersiniz, toplumdaki sayısı arttıkça biz bu sevgi olayını hep birlikte el ele aşacağımızı düşünüyorum. Sevginin çünkü olayların temelinde sevgi eksikliği var genelde. Tabii. Aileyi rahatlatmak komşular olarak bizim, öğretmenler olarak sizin, bunu toplumun bütün kesimlerine, yine belediyeler, mülki amirlikler ve bakanlıklar eliyle evet, yaydığımızda aileler kendini huzurlu hissettiğinde çocuk huzurlu hissetmeye başlayacak. Çocuklarla olan temaslarımızda biz onları tedirgin etmemeyi öğreneceğiz, huzurlu hissettireceğiz ve arkasından da kendinin kabul edildiğini gören çocuk daha normalleşecek. Biz daha normal olarak duygularımızı yaşayacağız ve bu arada da belediyeler, muhtarlıklar, bakanlıklar o çocukların da yapabileceği alanlar, sektörler açacak. Kesinlikle. Eğer geçim sıkıntıları varsa onları riskleri oranında maddi olarak destekleyip işsizlik fonlarına benzer bir fonla evet. hayata tutunmalarını sağlayacak. Evet. Aç ve açıkta kalmalarına bütün şartlarda eksik olacak. Ben bunu bütün engelliler için söylüyorum. Değil mi? Ve üzerine de engeline uygun olarak ne iş yapabilir? Aynen öyle. Bazı engellilerimiz vardır. Yüzünü hiç kimse görmez ama mikrofonda harikalar yaratabilir. Değil mi? Bir büyük şirketin, bir bakanlığın telefon trafiğini idare edebilir. Mesela bir örnek. Bazıları vardır. Yüz güzelliği biraz sıkıntılıdır ama el yetenekleri muhteşemdir. Müziğe eğilimi vardır. Bir takım sanatsal el becerilerine yönelik bir takım aktiviteler yapabilir. Engellerine uygun üretim yapabilecekleri alanlar açılmalı. Bu üretim yaptıkları alanların maddi karşılıkları oluşturulmalı. Onlar kendini var ve yeterli hissetmeli. Eksiğini biliyor, hiçbir zaman unutmayacak ama bunun bir problem olmadığını hissedecek. Onlara, evet. Onların en büyük ilacı bu. Bunu her türlü engelli için söylüyoruz. Biz ya kendimiz engelli aday olabiliriz ya da Kesinlikle. Ailemizde bir engelli aday olabilir. Hatırlarsın muhakkak Sakıp Sabancı vardı. Evet. Türkiye'nin dünyadaki en büyük yatırımcılarından birisi. Evet. Ama ne derdi? Ben araba fabrikaları sahibiyim, araba üretiyorum. Ama diyordu benim çocuğum benim kullanamıyor. Evet. Yani para hiçbir şeyi çözmüyor. Evet. En büyük zenginlik sağlık ve bir gün sen de inşallah baba olursan, Allah onu nasip ederse inşallah. Bir anne baba için en büyük zenginlik evlatlarının sağlığı. Evet. Şimdi günümüzdeki Türkiye'ye baktığımızda, çevreye baktığımızda, risk oranlarına baktığımızda çocuğum okumuyor, çocuğum yeterince çalışmıyor, çocuğum ne bileyim işte şurada mükemmel değil kaygılarına düşüyoruz ama Türkiye'miz ve dünyamız öyle risk grubuna geldi ki şu anda. Akşam aile fertlerinin hep beraber aynı sofraya oturabilmesi başlı başına bir zenginlik. Bir zenginlik değil mi? Evet. Ruhsal bütünlüğünün, bedensel bütünlüğünün zarar görmemiş olduğunu bilmek başlı başına bir zenginlik. O yüzden şimdi hiç olmadığı kadar aile birbirine kenetlenmeli, sevgi köprülerini daha güçlü artırmalı, kurmalıyız. Tamir evet. etmeli ve yeterince sevildiğini, sayıldığını hissettiğinde insan aşamadığı her şeyi aşmaya başlıyor. Evet. Öğrencisi öğrenim hayatında, çalışıyorsa iş hayatında daha farklı başarılar imza atabiliyor. Herkes herkesi sevmenin bir yolunu bulmalı. Çünkü kimsenin kimseyi sevmediği bir dünyada kimse mutlu, zaten mutlu olmaz barış yani. Olma ihtimali yok. O yüzden önce engelli aday olabileceğimizi, bir engellinin ailemizin bir ferdi olabileceğini hesaba katarak evet. hiçbir engelli engelli gözüyle bakmayıp onları bütün engellerine rağmen nasıl özgürleştiririzin kaygısına düşmeliyiz. Peki. Engel yüreğimizde olmasın, önemli olan o. Harika. Onları bütün engellerine rağmen nasıl engelsiz bir hale, engelsiz bir hayata kavuşturabilmeliyiz evet. değil mi? Sloganımız bu olmalı. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Peki, sevgili Selahattin abim gerçekten yine güzel tespitlerde bulunduk. Zaman hızlı ilerliyor bu arada galiba. Zaman hızlı ilerliyor. Yavaş yavaş programımızın son dakikalarına evet. doğru gelmekteyiz. Peki o zaman ne vardı bir geçen diğer hafta? Gündem olan tiyatrolar günüyle ilgili de konuşabiliriz. Evet, Dünya yani, Tiyatrolar Günü'ydü. Sanatçılarımız 27 için, Mart. Evet, önemli bir gündü. Evet, evet, evet. Tiyatronun şimdi, bizim hayatımızda Türk sanat tarihi yani yakın dönem sanat tarihi içerisindeki etkili rolünden bahsedelim biraz. Mesela birçok sinema sanatçımız geçmişi muhakkak tiyatro kökenli olan değerli oyuncularımızdan oluşuyor. Evet. Tiyatro kökeninden geliyor. Ve bu aslında etkin yani sanatta etkili bir söylem. Gerçekten tiyatro unutulmaya yüz tutmuş, artık sinemanın da yavaş yavaş yerini almasıyla unutulmaya yüz tutmuş değerler arasında yer alıyor.
Bir takım sanatçılarımız bunu halen daha yaşatmaya çalışıyorlar. Çok ciddi anlamda bir özveriyle çalışıyorlar. Buna evet. ilişkin bir takım kulüpler, bir takım dernekler kuruluyor. İşte buradan tiyatro oyuncuları yetiştiriliyor vesaire falan ama biz bu tiyatrolarımızda yani sanatımızı ifade ederken neleri konu ediniyoruz? Toplumsal sorunları ne kadar irdeliyoruz ya da bunlarla alakalı bir sanat eseri oluşturma kaygısı güdüyor muyuz? Ben işin biraz bu tarafından bakmak istiyorum sevgili Selahattin abi. Evet. Yani şimdi, yurt dışında çok affedersiniz. Mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bu konuyla ilgili iyi örnekler gördüğümüzde hemen altında şöyle bir analizle karşılaşıyoruz. Yani toplumun bir kanayan bir yarasına ilişkin bir büyük uzun metrajlı bir film yapılmış ya da evet. o denli akademik değeri olan bir sanat yapısı icra edilmiş. Şimdi böyle baktığımız zaman maalesef sanki Türkiye'de bunun kaliteli örnekleri pek yok gibi. Azalmaya başladı. Evet. Yani tiyatro bazında değerlendirecek olursak toplumumuza ilişkin sorunlar sanat çerçevesinde nasıl işleniyor ya da yeteri kadar Tabii. işleniyor mu? Kesinlikle. Nasıl bakılıyor, Kesinlikle. Nasıl yorumlanıyor? Bunu birazcık Bu konuda ben konuşmak istiyorum. Ben yine sanıyorum en aykırı tarafından anlatacağım bazı şeyleri. Tiyatronun bir toplum için hayat damarlarının belki de aortu, en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Değil Neden? Mi? Öncelikle bir espriyle başlayalım. Şöyle bir bakalım. Ben 1 Nisan 71 doğumluyum. 48'in içerisindeyiz. 49'a gidiyoruz. Şöyle bir etrafa baktığım zaman yalan dünya yalan dünya derlerdi değil mi? Evet. evet Ama evet. şöyle bir daha aynı cümleyi bir daha kuralım. Etrafa bak sevgili seçkin. Bir tiyatro sahnesi Zaten gibi değil mi? Zaten her şey bir tiyatro. Kesinlikle. Kim gerçek ki? Kesinlikle. Şimdi herkesin bu kadar zorunlu ya da gönüllü sahte maskelerle dolaştığı bir toplumda tiyatrodan vazgeçmek intihar etmenin ta kendisi. Evet. Çocuklar açısından tiyatroya bakalım. Çünkü her şey yine çocukla başlıyor. Evet. Şimdi çocuğa diyorsunuz ki arkadaşının canı yandı. Niye üstüne gidiyorsun? Bak üzülmüş ağlıyor niye üstüne gidiyorsun? Bunu söylüyorsun çocuk yerine koyamıyor. Ama bizim yetiştiğimiz nesilde olduğu gibi tiyatro toplumun ta köylerinden en ücra noktalarından yapılan öğretilmeye çalışılan drama sanatları diye tarif edilen evet. durumlara kategoride. Geriye dönersek kategoriye dönersek çocuğu daha ilk öğretimde tiyatro kolunu aldığınızda, drama kolunu aldığınızda sıkılıyor değil mi? Canı acıyan birisini oynuyor ya da can acıyan birisine nasıl davranılacağına dair oynuyor. Bir öğretmeni evet. oynuyor. Çocuk aslında büyümeden, büyüdüğünde karşılaşacağı rolleri tiyatroyla öğreniyor. Ya da yaşamda yaşadığı bir takım tecrübeleri siz oradan veri olarak alabiliyorsunuz çocuğun zihninde. Alabiliyor ve gözlemliyorsunuz Kesinlikle. Aynı zamanda. Yani evet. çocuğa empati öğretmenin bir yoludur tiyatro, drama sanatları. Evet. Şimdi bu kadar önemliyken çocuğun henüz bir yoksulu, bir garibanı, bir ayakkabıcıyı ya da ne bileyim bir Turgut Özakman'ın Yürüyen Geceyi Dinlesin'de, bir Nazım Kurşunlu'nun Merdiven Tiyatrosu'nda veya bir başka yerde bizim çok önemli yazarlarımız var, eserlerimiz var, yabancı eserlerimiz var. Evet. Hiç yaşamadığı hayatları canlandırarak yaşamaya başlıyor. Ezberini yaparken, sahnede rolünü alırken, olmadı baştan bir de şöyle yapalım derken yönetmen, arkadan unuttuğunda sufle gelirken hayatı drama etmeye başlıyor ve Çok çocuk affedersiniz. Gerçekten öğreniyor. Evet. Sizin bu değerli yorumunuzla gerçekten o tiyatro sahnesi bir an gözümde canlandı. Yani çocuk ya. Mesela öğretmeni olmadı tekrar alalım bu sahneyi dediğinde çocuk o vizyonu ve misyonu resmen üzerinde yüklenmiş. Emeği öğreniyor. Evet yüklenmiş Empati ve bir öğreniyor. O kadar da gayretle tekrar sergiliyor değil mi? Ne kadar güzel bir yani iş aslında. Yani hiç köye gitmemiş evet. apartman dairelerinde büyümüş evet. bir çocuk. Kırsal, tekrar yaşıyor kırsal gibi. Kırsal yani. Bir rolü öğreniyor değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Şimdi ben bu duyguyla liseden sonra mecbur hizmette Bolu'da başlamıştım göreve. Necati amcamız vardı 60'lı yaşlarındaydı. Biz 20'li yaşlardaydık. Çerkez'di. Çerkez köyünde yaşıyordu. Evet. Şirketi de devretmiş ve tamamen memleketine yerleşmişti ve biz kültür müdürlüğü bünyesinde onun yönetmenliğinde tiyatro sahneledik. Birkaç tane turnelere vesaire de girdik. Necati amca neden dedik? Ben dedi çocuklara topluma güzel şeyler için örnek olmaya çalışmak için en iyi yolu burada buldum. Size dedi hiç olmadığınız rolleri anlatmanın bir yöntemidir benim için dedi. Çok güzel. Ve hiç unutmuyorum ondan çok etkilendim. Evet. Ve sonrasında ben şöyle bir tavsiyede bulundum. Necati amca dedim şu oyunu oynayalım mı? Çok güzel toplumsal mesajları var. Topluma mesaj vermek istiyorsun değil mi dedi. Tabii ki istiyorum gencim heyecanlıyım kafam evet. bir şeylere çalışıyor. Evet. Peki sana bir soru sorayım. Bu toplumun dedi başına ne geliyorsa dedi ona bir şey öğretmeye çalışan, kendini öğreten, öbürünü öğrenen olarak gören, daha öğretirken bile öğrenen iki Bazı insanlar adleden, yüzünden gelmiyor. Onlardan gelmiyor mu çoğunlukla dedi. Sen evet. dedi kendini topluma mesaj vermeye neden bu kadar yetkin görüyorsun? Önce öğrenci olma tarafında bir olsan ne dersin bu kadar iddialı girmesek dedi.
düşündüm, haklıydı galiba ve biz sanat sanat için mi, sanat toplum için mi tartışmasını dönmüş olduk, orada dönmüş olduk, cevabını almış olduk ve biz topluma mesajlar vermek yerine o çağdaki gençlerin toplumun içindeki rolleri canlandırması. Nazım Kurşunlu'nun Merdiven isimli oyunuydu. Üç perdelik bir oyundu ve başka oyunlar da oynadık. Kimi sahnede, kimi suflede, kimisi dekorda. Bir oyunu 3 ayda zor hazırladık ama milletin kahkahalarla güldüğü espri bizim için artık espri olmaktan çıkmıştı, o kadar ki hazırlamıştık, özümsemiştik. Evet. Düşünün ki bunu canlandıran gençler olmadığı bir rolü canlandırırken o karakterin bütün noktalarına hakim olmaya başlıyor. Hayatı yaşamadan öğretmenin bir yoludur tiyatro. Tiyatroya yeniden dönmeliyiz. Okullarda, anaokullarında, köylerde, mahallelerde, muhtarlık eliyle bile yapabileceğimiz bir organizasyondur tiyatro, evet, aktivitedir. Tiyatro sinemanın bana göre daha önündedir. Vaktimiz ne kadar kaldı? Bir dakikalık bir zaman dilimi. O zaman şunu söyleyelim. Belki sen farklı düşüneceksin ama ben her tiyatroya eğer imkanım varsa, zamanım ve maddi imkanım varsa en az 3 kere giderim. Ne alakası var? Çünkü ben o tiyatroyu sahneleyen kişinin her ayrı oyunda, her 3 oyunda aynı repliği yapsa bile, aynı şeyi söylese bile farklı bir duyguyla yaşadığını görüyorum. Birinde kaçırdığımı bir sonrakinde yakalıyorum, duyguyu yakalıyorum. O bana hayatı daha farklı okumayı öğretti. O yüzden iyi şeyleri en az 2 kere yaşamak lazım diye düşünüyorum. Peki. Mümkünse sanıyorum reklamlara geçiyoruz. Evet. İzleyicilerimiz de bu doğrultuda bu değerli yorumlarımızı dikkate alıp tiyatro tercihlerini yaparlarsa ya da tiyatroyla da ilgilenirlerse daha güzel olacaklar. Daha güzel olacaktır. Hayatlarına bir anlamda yeni bir nefes, yeni bir soluk gelmiş olacaktır. Mümkünse seyirci tarafından, oyuncu tarafına geçmek için gayret etmeliler. Kendileri ve çocuklar için. Evet. Peki efendim. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de bizlerlesiniz. Şimdi reklamlar diyoruz. Ardından değerli sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de değerli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki, tiyatronun hayatımızda olması gereken rolü, yani tiyatronun bize kattıklarının önemli bir felsefesini sevgili, evet, Selahattin abimizin hocasından, değerli hocasından aslında dinlemiş olduk bu hikayeyle. Kattığı aslında birçok şey var ama çok, özellikle gençlerimize hayatı öğretmeye yönelik değerli bir unsur aslında. Evet. Çok güzel bir bakış açısı. Rolleri gerçekten anlatmak için kesinlikle çok, bir çok çok sanatçının canlandırma. Evet, bir sanatçının hayata dair yaptığı gerçekten önemli, etkili bir yorum. Mesela bir cümle koyalım ona. Bir çocuğun ilköğretim çağında, ortaokulda, lisede, özellikle çocuklardan bahsediyoruz. İstismardan girdik çünkü. Evet. Tiyatro sanatına, canlandırma sanatına, drama sanatına girdiğinde bir rolü canlandırma kabiliyetine, kapasitesine bakarak onun hissiyatına, ne kadar hisli olduğuna, empati yeteneğinin ne kadar olduğuna, anlayabildiğine bir ölçü de yakalamış oluyorsunuz. Yani dijital zekasım var, duygusal zekasım var, sözel zekasım var. Canlandırmadaki eğilimi onun hislerini nasıl yorumladığı, nasıl anlatabildiği yolunda da ipuçları veriyor. Bunu normal derste alamazsınız. Evet. Değil mi? Haksız mıyım bir öğretmen kesinlikle olarak? Kesinlikle. Yani sonuna kadar haklısınız. Yani çocuk onları okumanın bir yolu. Model olarak da bunu aslında tam bütün yönleriyle o mesleği, evet, canlandırdığı karakteri hissetmiş oluyor ve yaşam biçimini ya da hayatı yorumlamaya yönelik bir takım yetilerini de o anlık en azından uygulamış oluyor. Onu, evet, özümsemiş, anlamış oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle sanatsal bir çok konuşacak konumuz var. Evet. Kütüphane haftamız vardı mesela. Ona, evet, çok fazla giremeyeceğiz ama sevgili Ferhat hocamızın bir şiiri vardı galiba. Var, onu var, hemen var, alabiliriz. Onu okumaya çalışabiliriz ve, evet, ondan sonra sanıyorum son mesajlarımızı vereceğiz. Evet, yavaş, Ferhat yavaş. Hocamız Balcan'a köyümüz vesile tanıdığımız, evet, o grubun üyesi. Kendisi selamlar, aslında Giresun'un başka bir ilçesinden. Ancak yakın ilişkiler olduğu için biz onu artık Balcanalı gibi tanıtmıştık. Evet. Farklı olduğunu öğrendik ama Giresun onun genel memleketi. Türkiye bizim, Giresun bizim, her yer Balcan'a dedik. Evet. Kadınlarla ilgili iki tane güzel şiir göndermiş. İkisi de birbirinden güzel ama ben okumaya çalışayım. Bir tanesini okuyalım o zaman. Evet. Kadınsız hayat düşünülür mü? 9 ay karnında taşır çocuğu. Hayat verir onun bir öpücüğü. İnsanı mest eder her gülücüğü. Kadınsız bir hayat düşünülür mü? Evleri ev yapan her bir emekte, onun hüneri var yenen yemekte, tüm işler kadınla hep yürümekte, kadınsız bir hayat düşünülür mü? Pasta börek yapar elleri hamur, bağ bahçe işleri ayaklar çamur,
İşinin ehlidir dört başı mamur, kadınsız bir hayat düşünülür mü? Dişi kuş yaparmış ancak yuvayı, hiç boş göremezsin evde tavayı. Birden yumuşatır gergin havayı, kadınsız bir hayat düşünülür mü? Kadınlar olmasa dünya yön bulmaz, suyun aksa bile tenceren dolmaz. Erkeğe yakışır hiç onsuz olmaz, kadınsız bir hayat düşünülür mü? Eğer kurtuluşa varmaksa sorun, sonun, dinim duasını al demiş bunun. Cennet ayakları altında onun, kadınsız bir hayat düşünülür mü? Şair Ferhat der ki değer verelim, kadınlar baş tacı kıymet bilelim. Onlar olmadan biz nere gidelim, kadınsız bir hayat düşünülür mü? Çok güzel bir şiir olmuş gene. Evet. Diğer şiiri de mükemmel. Evet. Fakat benim sesi iyice gitti. Estağfurullah. Son mesajları vermek için şöyle, evet, kullanalım. Şöyle özetleyelim. Evet. Siz de bu esnada biraz dinlenmiş olun. Dini hükümleri ve bir takım geleneksel motifleri hayatımızda çok iyi yorumlamış, çok iyi gelecek nesillere öğretmiş değerli bir öğretmenimiz olan sevgili Ferhat hocamız yine şiirinde bunları iyi bir ahenkle, iyi bir uyumla kullanmış. Buradan bunu görüyoruz ve sevgili dinleyenlerimize yine bir tavsiye vermekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şiirle ilgilenenler en azından bu şekilde yorumlayabilirler. Yani kelimelerin özenle seçilmesi ve kurgusal mantığı desteklemesinin yanı sıra bir anlamda da anlatımın, yani mananın derinliği de önemli. Evet. Yani kullandığınız kelimeler anlamı iyi anlatıyor, iyi vurguluyor olmalı. Şimdi dolayısıyla Ferhat hocamızın şiirlerinde, aynen öyle, şiirlerinde hayatın ritmini, hayatın duygusunu okuyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Bunları etkili kullandığımız zaman şiir gerçek anlamda kendini ortaya çıkartmış oluyor. Çıkarmış yani oluyor. Bir sanat eseri ölçüsüne yakın bir şey ortaya çıkmış oluyor. En azından sevgili dinleyiciler, şiirle biraz daha bu vesileyle oluyorlar. Biraz evet. daha yaklaşan insanlar daha iyi anlamış olurlar. Şeyi söylemek isterim. Şimdi bu şiir içten gelen temalar. Hissetmezsen de olmuyor. Ama şiiri özellikle kadın figüründen seçtik. İkinci şiir kadına şiddetle ilgiliydi. Ben özellikle kadının anlatıldığı şiiri aldım. İki şiirden birisi Ferhat hocamın. Evet. Neden aldım? Çünkü geçen programlarda da söylemeye çalıştık. Bir ülke, bırak ülkeyi, dünya kadını nereye getirirse ülkesinin huzurunu, maddiyatını, maneviyatını oraya getirecek. Kadını neredeyse ülkenin seviyesi orada. O yüzden ne yapacağız? Yapacağız. Güneşi doğuran kadın, hayatı doğuran kadın, onlar önce doğuruyor, sonra onun üstüne bir hayat kuruyor dünya. Dolayısıyla kadına kadın olduğunu, anne olduğunu hissettirip onları çok iyi şekilde yetişir hale getirirse bir ülke, devlet, toplum, onun yetiştireceği çocuk bütün açılardan en mükemmel, en yakın olacaktır. Evet. Yaratmak Allah'a mahsussa, doğurmak da kadına mahsussa, yaratıcının belki dünyadaki en iyi kopyası kadınlar. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Evet. Diyoruz. Bu mesajı verelim. Peki. Sanıyorum son dakikalar. Ben yavaş, son sözlerimi yavaş. Söylemiş evet. olayım. Sonra sana 10 vereyim. 10 dakika sonrasında kapatacağız zaten programımızın yine sonuna yine birçok konuya değinemedik. Evet. Ama dolu dolu bir program dolu oldu. Dolu en azından geçti. Dinleyiciler geçti. Ciddi anlamda keyif almışlardır. Şeyden çok büyük keyif aldım. Sevgili Serpil Hanım, biz onu davet etmesek de tamamen evet. doğaçlama olarak yolu buradan geçerken verdiğimiz mesajları almış, anlamış, ulaşmış birisi olarak radyomuzun kapısını çalıp siz yayına girmeden sizi tebrik etmek istiyoruz. Güzel işler yapıyorsunuz. İleride biz de bir şeyleri başarırsak size daha fazla imkan tanımaya çalışacağız. Sizinle daha çok şey paylaşacağız diye elimizi sıktı. Evet. Biz bırakmadık. Şiir yazdığını, şairane yönünü sosyal medya üzerinden biliyorduk. İlk defa oturduk karşılıklı. Evet. Şiirden bahsettik. Onun neye aday olduğu, ne yapmaya çalıştığı, onun kendi seçimleriyle alakalı. Evet. Ancak biz şair ve şiirsel yönüyle ilgilendik. Takipçi kimliğimizle bizi onur etti. Sağ olsun. Mutlu olduk. Onun dışında sevgili Seçkin, programdan önce bahsetmeye çalıştım ama dinleyicilerimiz de duysunlar. Hiç tanımadığımız takipçilerimizden çok güzel teklifler geliyor. Tekirdağ'da bir ilköğretim okulumuz. İsmini vermeli miyim bilmiyorum ama onların müsaadesini almadan yapmayayım. Evet. Doğrudan davette bulundular. Biz çok güzel. Okulda şiirle alakalı şiiri sev, şairi tanı, şairi harika. Sev, şiiri tanı başlığı altında küçük projeler geliştiriyoruz. Sınıf düzeyinde yapıyoruz. Bunu çok görkemli ses düzenleriyle falan yapmıyoruz. Bir öğretmenin derse girmesi gibi girip birkaç şiir okuyup çocuklarla şiir üzerine konuşmak istiyoruz. Biz öğretmenler olarak bunu yapıyoruz ama gerçek anlamda bir şiir severden, şairden de duysun istedik dediler. Bizi onore ettiler. Biz
Ne şair gördük kendimizi, şiir sevmekten öte iddiamız yok. İçimizden geçenleri düz yazı gibi yazarken enter diye bilgisayarda basınca şiir olduğunu fark edenlerdeniz. Herkes gibiyiz. Sadece bu fırsatı bulduk Radyo Can ailesinin yönetimi vesilesiyle, dinleyicilerin ilgilenmesi vesilesiyle. Ne mutlu ki küçüğünden büyüğüne birçok kesime ulaşabilmişiz. Ve inşallah önümüzdeki hafta salı günü seçim sonrasında bir okula, ilk öğretim okuluna davet üzerine gidip çocuklarla şiir üzerine konuşacağız. Elbette ki Selahattin Uzun gelebilirse sevgili Seçkin, evet. Dersi var sanıyorum o gün, inşallah gelebilir. Gittiğimiz yerde şiiri anlatırken, şairi anlatırken çocuklar aslında güzel mesajlar vereceğiz. Şu az önce konuştuğumuz konular gibi, başka şeyler gibi. İnşallah güzel bir salı olacak. Son sözü şöyle söyleyeyim bu konuda. Eğer bizleri okullarında, camialarında, derneklerinde ağırlamak isteyen, kendilerinin kitlelerine ulaşmak için şiiri, evet, vesaireyi, bu tarzdaki konuşmaları ilgi alanlarında gören dostlarımız varsa, okul düzeyinde de olabilir, başka düzeyde de olabilir, biz severek onlara katılırız. Misafir oluruz. Bir bardak çaydan fazlasını kesinlikle istemeyiz. En fazla yüzümüz tutarsa bir bardak çay daha içeriz. diyelim. Bu yöndeki davetler bizi onurlandırır. Bu yönde talepler olursa da mutlu oluruz. Evet. Peki efendim, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben katılamasam bile sevgili Selahattin abim, eminim ki gençlere o arzuyu, o coşkuyu, şiirle nasıl kavuşacaklarınız, şiirle nasıl barışacaklarının kısa bir yol haritasını onlara verecektir. Onlara hatta bir akademisyen, bir abi, bir sanatçı edasıyla ve tam olması gerektiği gibi, hatta olması gerektiğinden ülke standartlarını baz alırsak çok daha üst bir seviyede onlara gereken dersi verecektir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim. Nasrettin Hoca, yani soruyorlar, esprisi var, fıkrası var. Senin papağan konuşuyor, benim hindi de düşünüyor demiş. Evet. Şimdi sevgili Çetin Altan'a soruyorlar. Çok dolaşmış olmalısınız bu kadar şeyi biriktirmek için, yazmak için. O da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, çok diyor dolaşan yazmaya vakit bulamaz. Çok yazan da diyor, emin olun diyor, çok dolaşmamıştır. Selahattin Uzun, Seçkin de kendini öyle hissediyordur. O kadar sıradan, o kadar doğal biri ki. O kadar sıradan ve o kadar doğal biri ki. Bizim gençlere ve bizi dinleyenlere verebileceğimiz tek bir mesaj var. Herkes kadar dar gelirliyiz. Herkes kadar yüreğimiz bol, geniş bir yüreğimiz var. Kimsenin bir adım önünde değiliz. En evet. büyük iddiamız sıradan olmak. Sıradan bir insan sadece etrafını takip ederek, izleyerek, hislerini duymaya, vicdan sesini duymaya çalışarak ortaya böyle bir insanı çıkarabiliyor. İddiamız sıradan olmak, iddiamız sıradan kalmak. Herkes kendindeki cevheri keşfetsin, keşfedilmek için de kendisine fırsat tanısın, yaşamak için daha cesur olsunlar diyeyim. Bu kesinlikle. Yönde son sözlerim bu olsun. Peki. Ve programı kapatmak için de şöyle söyleyeyim. Son sen kapatırsın. Sevgili Murat da bizden sonra yayına girecek. Ona evet. hazırlık için vakit vermemiz lazım. Yarın seçimler var. Siyaset değil tabii ki konumuz, ancak şu açıdan konuyu açıyoruz. Elbette ki demokrasiyle, seçme seçilme haklarıyla Türkiye'mize yön vereceğiz. Bunun dışında hiçbir iddia, hiçbir şart ve şekilde kabul etmeyenlerdeniz, kabul evet. etmeyenlerdenim. Emniyet güçlerimize, jandarmamıza, devlet yöneticilerimize, seçimde oy kullanacak herkese, yolcularımıza, şoförlerimize gerçekten sağduyu çağrısı yapıyorum. Sinirlerine hat safhada, bütün tahriklere karşı hat safhada hakim olsunlar. Evet. Demokratik haklarını kullansınlar. Sandıklara muhakkak gitsinler, çünkü gitmediklerinde gidenlerin yüzdesi üzerinden hesap yapılıyor. Sandıkta geçerli oylar üzerinden kazanan belirleniyor. Gitmediğinizde belki de hiç istemediğiniz kesimlere oy vermiş gibi bir sonuca vesile olabilirsiniz. Lütfen sağlık sorununuz müsaade ediyorsa gidin. Hatta giderken eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın, ulaşım zorunluluğu çekenleri, güvenlik sorunu çekenleri, sağlık sorunu olanları. Ama lütfen görevlilere uyun. Devletimiz bizlerin güvenliği için her türlü tedbiri alıyor. Oy kullanmak bu dünyada katılmadığımız fikirlere ya da katıldığımız fikirlere destek olmak ya da karşı olmak adına elimizdeki en önemli ve tek çözüm. Başka bir çözümü zaten insan olmanın gereği olarak görmüyoruz. Lütfen seçime, sandığa, oylarınıza sahip çıkın. Görevlilere lütfen uyum sağlayın. Problem yaşanacağını, problem olacağını hissettiğiniz her yerde sevgiden, uzlaşıdan, barıştan, birleştirici olmadan yana tavır koyun. Ve lütfen ne olur ülkenin pazartesi sabahına pırıl pırıl demokrasisiyle uyanabilmesi için, pırıl pırıl seçmeniyle, seçilmişlerle uyanabilmesi için üstünüze ne gerekiyorsa yapın, yapalım. Gerekirse uykusuz kalalım. Gerekirse o gün yemeği az yiyelim, suyu az içelim, ama lütfen bu ülkenin demokrasisine oy kullanarak sahip çıkalım. Peki. Güzel bir mesaj ilettik sevgili halkımıza.
Tabii bizim yani programımızın formatı gereği bu tarz siyasi şeylere pek girmiyoruz ama çok fazla da olaya dahil olmadan mümkün olduğunca duyarlı vatandaş kimliğimizi koruyarak siyaset bizim işimiz değil. Aynen öyle. Duyarlı vatandaş kimliğimizi koruyarak bir takım çağrılarda bulunuyoruz. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de bizlerle oldunuz efendim. Biz sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, çok büyük keyif alıyoruz. İnşallah sizin de keyif aldığı değerli bir iki saat geçirmişizdir. Bizlere ulaşmaya gayret edin. Bizlere değerli şiirlerinizi, hayata dair yorumlarınızı ulaştırmaya çalışın. Ve bizler sizlerin isteği doğrultusunda yine sizlerin daha çok beğenerek takip ettiği güzel programlar yapmaya oluşturma gayreti içerisinde bulunalım. Bir selamımız var, ileteyim mi? Buyurun lütfen. Gönül dostumuz Balcana köyümüzün dört grubundan şu an canlı yayın yapan sevgili Metin Çabuk kardeşimiz, Metin Sever arkadaşımızın da yayını takip ettiğini, selamını iletmek istediğini söyledi. Onu kırabilir miyiz? O bizi o kadar güzel destekliyor, o kadar çoğaltıyor ki. Kesinlikle. Onun ricası bizim için gerçekten çok çok değerli. Metin Sever'e, Metin Çabuk'a, Balcana köyüne, yayında bizi takip eden dostlarımız vardı, arkadaşlarımız vardı, Tunceli vardı de o kadar değişik yerlerden takipçilerimiz vardı ki hepsine selam ve sevgiler sunuyoruz. Her yoruma cevap verememiş olabiliriz, her selam iletememiş olabiliriz ama sizleri çok seviyoruz. Yine son sözümü şöyle söyleyeyim, yine bir Selahattin'in sözüyle söyleyelim. İşte mutluluğun sırrı diyelim, hayatı ciddiye almayacak kadar ciddi olun yeter diyelim ve sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Peki efendim. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir program oldu, iyi bir program oldu. Yine dolu dolu yaklaşık olarak iki saatlik bir zaman dilimimizin sonuna geldik. Bizden sonra hemen Murat Dede Pop Saati programında. Ben heyecanlanıyorum biraz önce ona yayını teslim edebilmek için muhteşem işler çıkarıyor. Evet, bütün Radyo Can ailesi gerçekten çok özel. Evet, peki efendim. Bizlerle olmaya devam edin lütfen diyoruz ve sanatla kalmanızı rica ederek güzel duygularla sevgilerimi ve selamlarımı dinleyen herkese göndererek sizlere uğurluyorum efendim. Hoşça kalın diyorum. Kültür Sanat Kafede bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Programımız burada bitti. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın efendim. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe sona erdi. Kültürel konuların, sanatın, şiirlerin harmanlandığı Kültür Sanat Kafe özel konu ve konuklarıyla Radyo Can'da her cumartesi saat 15'te sizlerle.